Çağlayla yeni bir günden, harika bir günden herkese günaydın efendim. Hepiniz Now ekranlarına hoş geldiniz. Yeni sezonun ilk çarşambası. Kendisi bu sezonda bizleri ve tabii ki sizleri yalnız bırakmıyor. En kıymetli, en yeni bilgilerini sizlerle paylaşmak için kıymetli hocamız Profesör Doktor Osman Müftüoğlu hocamız kendisi bugün stüdyomuzda. Hoş geldiniz. Merhaba Çağla, günaydın. Herkese selam. Hocam iyi sezonlar olsun. Hepimize inşallah. Çok çok teşekkür ediyoruz bu sezonda bizlerle beraber olacağınız için. Önemli sorular var ve hocamız her programda mutlaka o heyecanıyla ve sizlere anlatma, bilgilerini paylaşma heyecanıyla ve enerjisiyle burada. Yine aynı şekilde sizler için müthiş içerikler hazırladık. Sağlıklı ve uzun ömrün sırrını zaten geçen sezon sonlarına doğru da konuşmaya başlamıştık. Ama hatırlayacaksınız her hafta yenilenen bilgiler size hocamız anlatıyordu. Yine aynı şekilde yeni gelişmeler neler konuşacağız. Kaslı kadın sağlıklı kadın mı demektir soracağız. 110 yaşında hayata veda eden Amerikalı Maury Markoff'un sağlık sırlarını konuşacağız. Aynı zamanda 70 yaşında çakı gibi olmak için altın besinler neler? Az sonra hocamızdan öğreneceğiz. Mutfağımızda da sevgili Dilek Ekşi var. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sağ olun. Yeni sezon hayırlı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Çok şıksın. Teşekkür ederim. Siz de her zamanki gibi öylesiniz. Neler var bugün mutfağımızda? Bugün mutfağımızda Osman Hoca'nın olmasıyla birlikte mutfağımızı şöyle sağlıklı tariflerle donattık. Evet. Hocama da hoş geldiniz diyorum. Fırında çıtır kabağımız olacak. Çok lezzetli bir kabak tarifimiz. Ardından da mercimek mantısı yapıyoruz. Harika, mercimek mantısı. Mercimek mantısı. Yani kıymanın yerine konulan bir şey mi yoksa bambaşka bir tarif mi? Hamur, yani hamur yerine mercimeği kullanıyoruz aslında burada. Mantının sadece hamur olduğunda lezzetli bir hale dönüşü değil de sağlıklı bir mantı yiyebileceğimizi de gösteriyoruz. Mi? Tabii ki şekil ve sunum farkıyla biraz da. Tabii buna inanmam için benim onu yemem gerekiyor. Afiyetle yiyeceğinize eminim. Çok teşekkür ediyoruz şimdiden. Ve hemen sizlerden gelen sorularla, görüntülü sorularla başlıyoruz. Buyurun. Hocam merhabalar. Maymun çiçeği hastalığı çok konuşuluyor. Sizce tekrardan pandemi dönemi yaşanabilir mi? Bu konuyla ilgili hocamızın fikrini eminim herkes şu anda merak ediyordur. Dünya Sağlık Örgütü'nün de açıklamasına göre son aldığımız bilgi şu ana kadar 14 binden fazla vaka rapor edildi ve 524 kişi hayatını kaybetti. Virüs şimdiye dek Amerika'da, Kanada'da, Birleşik Krallık, Portekiz, İspanya, İtalya, İsveç, Belçika, Fransa, Avustralya, Almanya, İsrail, İsviçre ve Hollanda'da görüldü. Ve tabii akıllarda tek bir soru işareti var. Bize de gelecek mi? Bir kere Dünya Sağlık Teşkilatı'nın burada çok ciddi bir deneyimsizlik demeyelim de şımarıklık yaptı kesin. Bu, değil çünkü mi? Şu ana kadar 14 bin vaka bildirildi diyor ya Çağlan. Evet. Şu ana kadar bu 14 bin vakanın bildirildiği dönemde Dünya Sağlık Teşkilatı'nın dönemi sorsak şu ana kadar kaç sıtma vakası veya kaç sıtma ölümü var desek herhalde bu rakam 1 milyon 400 bin olur. Anladım. Minimum vaka sayısı. Ölüm sayısı da herhalde minimum 200 bin falan olur. Dünya Sağlık Teşkilatı daha fazla ödenek almak için böyle fırsat bulduğu her yerde yumruğu insanların gözüne çakmaya çok meraklı. Hmm. Buradan pandemi falan çıkmaz. Bizi izleyenlere çok net ve açık olarak söylüyorum. Bu hem virüsün bulaşma tarzı itibarıyla olmaz. Çünkü daha önce yaşadığımız pandemide olduğu gibi öksürükle, aksırıkla değil. Vakaların %90'ından fazlası, hatta 99'u cinsel yolla geçiyor. Bu nedenle bundan bir pandemi çıkma ihtimali üzerine kocaman bir çarpı atmak gerekiyor. Harika bir haber. Bunu ne söyleyeyim? Yani bu acil durum ilan edilmesinin son derece gereksiz. Gereksiz çünkü yersiz. Dünya Sağlık Teşkilatı böyle acil durum ilan ettiği zaman o ilan ettiği işin bir takım altyapıları var. Haklı ilan ederse o bölgeye daha fazla aşı, o bölgeye daha fazla ilaç, o bölgeye daha fazla koruyucu tedbir malzemeleri falan yerleştirmesi. Ama aynı zamanda bu acil durum ilanı Dünya Sağlık Teşkilatı'nın kasasına daha fazla para bağışının girmesi demek. Tabii ne o para bağışı böyle her yerde, her yerde maalesef. Evet. Onun için biz izleyenlere bugün iyi bir haberle başlayalım. Buradan pandemi falan çıkmaz. Harika. Tabii ki dikkatli olalım. Her konuda olduğu gibi dikkatli olalım. Hepsi bu. Bu arada Sağlık Bakanlığı'nda bir görev değişimi oldu. Yeni Sağlık Bakanımız Profesör Doktor Kemal Memişoğlu'ndan ilk beklentileriniz hocam nelerdir? Kemal Memişoğlu Bey Sayın Bakan'ı tanıyorum. Hatta bizim bu yayınımızda bir defa hatırlarsan Covid dönemini konu getirdik İstanbul Sağlık Müdürlüğü'yken. Evet. Değerli çalışmalar yaptı. Çalışkan ve öngörüsü yüksek bir meslektaşımız. Başarılı olsun, hayırlı olsun diyorum. Benim ondan isteğimi bir açık mektupla, Sağlık Bakanlığımıza açık mektup diye bir mektup yazdım gazetede. Bir dedim, benim isteğim şudur. Türkiye'nin bugün yeteri kadar hastanesi var.
yeteri kadar doktoru var, yeteri kadar ilacı var. Ama Türkiye'nin bugün ihtiyacı olan şey hastalık bakımı veya teşhisi değil, sağlık bakımıdır. Sağlık Bakanlığı'nın yeniden özlerine dönmesi ve insanlarımıza daha sağlıklı nasıl yaşayabilirler, daha temiz, daha az hastalanarak, daha güçlü, daha sağlam, nasıl bir yaşam tarzı değişikliği oluşturarak hayatlarını hastalanmadan sürdürebilirler. Yani sağlık bakım odaklı bir Sağlık Bakanlığı olursa çok daha başarılı olacaktır. Ben de öyle yapacağını düşünüyorum. Siz zaten her hafta büyük şansımız bu programdan aynı o bilgileri veriyorsunuz. Bu anlamda evet. Bilinçlendirme adına da gerçekten elimizden geldiği kadar elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Aynı şeyi de tabii ki hocamız da açık mektubunda başkanımıza iletmiş. Şimdi ekranlarınıza bir görüntü getireceğiz. Bu görseldeki farelerimizin ne anlama geldiğini, bizlere ne anlattığını, farelerin ömrünü uzatan ilaçla ilgili, bu ilacın insanlara umut olup olmadığı ile ilgili yorumlarını da tabii ki kendisine bırakacağım. İsterseniz görselimiz gelsin. Laboratuvar hayvanlarının yaşam sürelerini yaklaşık %25 oranında artırabilen yeni bir ilaç keşfedilmiş. Bilim insanları bu keşfin insanlarda da yaşlanmayı yavaşlatabileceğini umuyor. Evet. Umalım mı? Umalım. Kesinlikle umalım. Çağla, bu seneki programlarımızda bu konuları daha çok işleyeceğiz. Nedeni şu: artık tıpta yeni bir paradigma değişimi var. Bu paradigma değişimi, daha önceleri ana ve çocuk sağlığına odaklı bir tıbbımız vardı ve doğrusu da buydu. Çünkü bundan 50-100 yıl önce doğum yapan anneleri neredeyse %10'unu 15'ini kaybediyorduk. Lohusalık humması diye bir hastalık vardı. Bugün konuşmuyoruz bile. Evet, evet. Bundan 50-100 yıl önce mesela bizim ülkemizde doğan bebeklerin neredeyse %10'dan fazlasını kaybediyorduk. Bu doğum sonrası hastalıkların nedeni. Bugün bu rakam bildiğim kadarıyla %3'lerin çok altına indi. Doğru. Dolayısıyla şimdi sorun, toplum yaşlanıyor. Türk toplumu artık bir yaşlı bir toplum. %10'u bizim toplumumuzun, bizde bile %10'u 65 yaşın üstünde. 2030 yılında bu rakam %15'i geçecek. Ama nasıl 65 üstü olacaklar? Yani ne kadar bravo, sağlıklı? Mesele bu. 65 yaş üstü nüfusun artmasının avantajları da var, dezavantajları da var. Tabii. Dezavantajı, 65 yaş üstü nüfus kendine bakmazsa, biz onları bilgilendirmezsek, bizim burada seninle yaptığımız gibi onların iyi bir sağlık okur yazarı olmalarını, kendilerine nasıl bakacakları yolunda bilgilenmelerini sağlamazsak, ya şeker hastası, ya tansiyon hastası, ya kalp hastası, ya bunama, ya romatizma hastalık, ya kanser, ya insülin direnci, karaciğer yağlaması, her çöp gibi tonla hap yutan ve evinde bakıma muhtaç insanlar topluluğu haline geliriz ki bu büyük bir ekonomik ve sosyal travmadır. Çok. Buna hazırlanmamız lazım. Çok. Benim Sağlık Bakanımız yazdığı mektupta vurgulamak istediğim de oydu. Sağlık bakımına öncelik vermemiz lazım. Çok önemli. Hastalık bakımı değil. Yani, o da lazım ama birincisi daha önemli. 70 yaşında çakı gibi olabilmek aslında mümkün. Peki 70 yaşında çakı gibi olabilmek için 20'lerden, 30'lardan, 40'lardan bahsedeceğiz birazcık da. O dönemde yaptığımız hatalar 70 yaşımızı ne kadar etkiliyor? Hiç çok umursamıyoruz doğru. Aslında çok o dönemlerde. Çok doğru, daha genciz, daha gençsin diyoruz ama hep ileriye yatırım yaptığımızı unutuyoruz. Bugün yine hocamızla sık konuştuğumuz, az önce de söylediği gibi uzun ve sağlıklı yaşamın sırlarını konuşacağız. Ama enteresan bir haberimiz var. Şimdi az önce bahsettiğimiz konuyla ilgili. İnsanların 44 ve 60 yaşına geldiğinde hızla yaşlandığı ortaya çıkmış. Stanford Üniversitesi'nin yaptığı yeni bir araştırma, yaşlanmanın yavaş ve istikrarlı bir süreç olmaktan ziyade en az iki hızlandırılmış patlamayla gerçekleştiğini ortaya koymuş. Araştırma kapsamında 1 ila 7 yıl arasında değişen bir süre boyunca her gün birkaç ayda bir kan ve dışkı örnekleriyle cilt, ağız ve burun sürüntüleri gönderen 108 gönüllü incelenmiş. Araştırmacılar 135 bin farklı molekülü ve mikropları değerlendirmiş. Çoğu molekül ve mikropların çokluğu kademeli, kronolojik bir şekilde değişmemiş. Bilim insanları en büyük değişimlere sahip molekül kümelerini aradıklarında bu dönüşümlerin insanların 40'lı yaşların ortasında ve 60'lı yaşların başında meydana gelme eğiliminde olduğunu evet. keşfetmiş. Şimdi ben o patlamayı yaşadım mı acaba? Bir patlama yaşamış olabilir. Dikkat etmediysen yaşamışsındır. Yani bu da mesele şu. Eğer dikkatli bir Osman Hoca takipçisi ise bizi izleyenler, benim hem gazete yazılarımda hem kitaplarımda bu bilgiyi zaten 20 sene önce verdim. Zaten söylüyorsunuz. Bir bilgi bu. Doğru. Mesele şu. İnsanlar 0-25 yaş aralığında doğuyor, büyüyor, gelişiyor.
25-50 yaş aralığında, 25-40 yaşa kadar gidelim burada. Bu dönemde yapılıyor ve yıkılıyor. Ama yapım faaliyetleri güçlü olduğu için yıkılanı yerine koyuyor. Şöyle bir dengede oluyoruz. Bravo. 40'a kadar ama da. Ama 40-45 dediğiniz zaman yapımın önüne yıkım geçiyor. Yıkım çoğalmaya, yapım gücü azalmaya başlıyor. Hele hele 60'ta önceden yapıcı genlerinizi, yapıcı güçlerinizi faaliyete geçirmemişseniz 60'tan sonrası birdenbire bir yıkım viraj. O nedenle 40'lı ve 60'lı yaşlar önemli virajlar. Ve 50 yaş çizgisi gölge çizgisidir. 50 yaş çizgisi gölge çizgisidir. 50. yaş doğum gününüz, gölge çizgisine adım attığınız doğum günüdür. O pastayı üflerken dikkatli olun diye Osman Hoca çok söyledi. Biraz önce söylediğim şeyi tamamlayayım müsaade edersen. Yaşlı nüfusun artması çağla, eğer onlara iyi bakabilirsek, yani şimdi şöyle aklımıza gelmesin. Biz ömrü uzatan ilaç vereceksek daha çok yaşlı olacak. Biz daha çok hasta mı bakacağız? Hastalarımız daha mı çok çoğalacak? Hayır. Tam tersine yaşlı nüfusa biz iyi bakabilirsek, o nüfus tecrübeli bir nüfus, bilgili bir nüfus, başından bir sürü hadise geçmiş, daha ciddi ve daha doğru kararlar alabiliyor, daha güç kararları daha kolay mekanizmalarla devreye sokabiliyor. Dolayısıyla eğer biz sağlıklı bir yaşlı toplum olabilirsek, hem ekonomik kayıplardan kurtulabiliriz, hem de yeni ekonomik kazançlar da sağlayabiliriz. Daha zenginleşmiş bir toplum haline gelebiliriz. Çünkü para artık kol gücüyle kazanılmıyor. Doğru. Beyin gücüyle, akıl gücüyle, akıl teriyle, beyin teriyle kazanılıyor Çağla. Bu nedenle bu tip ilaçlar şu anda çok araştırılıyor. Bu habere konu olan ilacın adı rapamisin. Rapamisin aslında bir antibiyotik gibi düşünebileceğimiz bir madde. Çok detayı var işin. Ama özetleyeyim. Rapamisin organ naklinin reddinde kullandığımız bir ilaç. Bizim yıllardır kullanılan bir ilaç. Ama rapamisinin düşük dozlarda ve dikkatli kullanıldığı takdirde özel dozajı yapılması halinde farelerdeki memelilerde bunu gösterilmesi önemli ve köpeklerde ömür süresine %10 ila %25 arasında bir katkı sunabileceği gösterildi. Aynı araştırmalar dasatinib denen bir maddeyle, aynı araştırmalar daha önce bizim Covid'de konuştuğumuz kuversetin dediğimiz elmadaki, soğandaki bir maddeyle. Evet, aynı araştırmalar fisetin dediğimiz, konuşacağız başka programlarda, çilekteki, hurmadaki bir maddeyle de yapıldı. Ama aynı araştırmalar şeker hastalığının tedavisinde ya da insülin direnci vakalarında, insülin direncinin planlanmasında kullandığımız metformin de yaşanıyor. Biz izleyenlere bugün çok güzel bir haber vermek istiyorum Çağla. Önümüzde muazzam bir tıbbi değişim çağı geliyor. Muazzam. Nanoteknoloji geliyor devreye, biyoteknoloji giriyor devreye, AI yani yapay zeka giriyor devreye. Ve bu mühendislik bilimlerinin biyoteknolojik bilimlerle beraber tıbba girmesi, tıbbı sadece karaciğer fonksiyon testi bakan, böbrek fonksiyon testi bakan daha duragan bir bilim olmaktan çıkarıp bir veri bilimi haline dönüştürüyor. O nedenle önümüz çok açık. Yeter ki akıllı davranalım ve bizim o mahşerin 4 atlısı, 5 atlısı dediğimiz kötü hastalıkları yakalanmamak için Çağla, beslenmeyi, uykuyu, huzuru ve aktiviteyi hiçbir zaman devreden çıkarmayalım. Bir masa gibi düşünelim hayatı. Bu masanın 4 tane ayağı var. Bu ayağın birisi sallanınca hayat sallanmaya başlıyor. Dördünü her daim 40'da, 50'de, 60'da, 70'de, 80'de devrede tutmanın bir yolunu bulalım. Bütün mesele bu. Evet, hayat birazcık da böyle öylesine yaşamayı artık pek sevmiyor galiba, değil mi? Sonrasında karşımıza birazcık daha zorlu çıkabiliyor. O yüzden de hocamızın orta yaş manifestosu var. Şimdi ekranlarınıza bu manifestleri getirmek istiyoruz. Uzun ömür için orta yaşlarda, yani kaçlı yaşlarda artık bu kararları almam... 40. En geç 50. En geç... 60'da amana geç kalıyorum deyip hızlanmanız lazım. Değil mi? Yani ne kadar erken alırsak o aslında kadar o kadar sağlam adımlarımızı atmış oluruz. Bakın ilk sıraya yazmış hocam, sürekli de aslında bahsediyoruz. Bu konuyla ilgili kadınların da birazcık erkeklerin daha sıklıkla yaptığı işte ağırlık kaldırma mevzusundan da kadınların da öyle çok ağır değil ama birazcık direnç egzersizleri, ağırlık egzersizleri yapmasının öneminden de bahsedeceğiz ama kaslarınıza sahip çıkın diyor. Bu çok önemli bir kavram haline geldi. Bu kemik erimesinden bahsetmiyoruz. Dikkat edin, kas erimesinden. Evet. Çünkü kas eriyince kemik eriyor. Çünkü kas eriyince kilo alıyorsunuz. Çünkü kas eridiği zaman kasın içindeki mitokondri dediğimiz enerji üreten sistemleri kaybettiğiniz için yorgun düşüyorsunuz. Halsiz düşüyorsunuz. Ağrılı, uykusuz, yorgun bir yaşlı, kötü yaşlı haline dönüşüyorsunuz. Evet. Onun için bir numaraya kası koyun, yürüyün ama ağırlığı da ihmal etmeyin. Özellikle kadınlar için daha sonra konuşalım. Kadınlar neden ağırlık egzersizi yapmalı? Yapmalılar.
Bir diğeri eklemlerinize saygılı olun diyor hocamız. Evet, çünkü hareket etmek zorundasınız. Evet. Onun için de eklemlerinize çok ihtiyacınız var. Kunharca davranmayın değil mi? Bir kesinlikle. Yandan da bunu da uyarısını yaparsınız. Şurada koşuyorsunuz ya mesela. Evet, koştuğunuz zaman havaya zıplayıp indiğiniz dizi ayağınızı bastığınız anda dizinize kalçanıza binen ağırlık vücut ağırlığınızın kaç katı biliyor musunuz? 8 katı. Daha fazla yük bindiriyoruz. Birdenbire 80 kiloysan 8 kere 8 64. Hı-hı. Yani 640 kiloyu dizinize kalçanıza basıyorsunuz. Bir insan vücudu koşmak üzere yaratılmış değil. Kaçıyorsanız koşun. Hı-hı. Kovalıyorsanız koşun. Tabii. Kısa süreli. Ama normal koşullarda insan vücudu yürümek üzere yaratılmış bir vücut. Hı-hı. Ve tempolu yürürse çok daha başarılı bir sonuç alır. Kendi ağırlığımızla devam etmemiz evet. önemli ya da minik kesinlikle. Ağırlıklar ama dediğiniz gibi kaç yaşından sonra artık koşmayın, eklemlerinize bunu yapmayın diyorsunuz. Bana sorarsanız çocukluktan sonra hiç koşmayın. Evet. Yani bana sorarsanız 30 doğru yaşlardan vallahi. Sonra koşmayın. Doğru hocam. Yani artık yavaş yavaş daha çok kas yapmaya, daha güçlü kemik ama hı. daha sağlam kıkırdak ve eklem yapısına sahip olmaya odaklanın. Çok önemli bir ve anı. Denge dersiniz değil mi? Evet, kas bizim deprem izolatörlerimiz. Yani tutuyor. Deprem olduğu zaman bizi böyle sallanırız, yıkılmayız. Yıkılmadım, ayaktayız diye şarkı bile söyleriz. Doğru. Ama kasınız yoksa sağa sola yıkılırsınız, kemiğinizi kırarsınız. Aslında kemiğinizi kıran kemiğinizin zayıflığından ziyade kaslarınızın yokluğu ve zayıflığıdır. Etrafında kas olmadığı için o kemiğin ayakta kesinlikle durması mümkün kesinlikle. Olmuyor gibi. 50 yaşında, 49 yaşında, 40 yaşında futbol oynayanları görüyorsunuz. Evet. Bir defasında sahada 20 kere düşüyor. Evet. Bir Kanadalı oyuncu vardı Beşiktaş'ta, Esmer. Çok başarılı bir evet. oyuncuydu. 39 yaşında ayrıldık. Adam 10 kere düşerdi ama bir yere hiç kırılmazdı. Yani yo-yo çünkü, gibi kalkıyorlar yani, bir de o kaslar sayesinde. Çünkü çok iyi kasları var. Çok dengeliler ve nasıl düşecekleri konusunda da evet. kas gücü nedeniyle çok ani reflekslerle karar verebiliyorlar. Öbür türlü veremiyorsunuz. Veremiyorsunuz. Peki... Kilo almayın diyor. Bu ne kadar mümkün oluyor mümkün. İnsanın ömrü boyunca? Mümkün çünkü siz aynı şeyleri ben de yaşadım. Tabii ki ben kilo alıyordum çocukluğumda. Yani şişman değilsem bile şişmana yakındım. 91 yılına kadar da alver kilolarıyla idare ettim. Ama 91'de insülin deneyicim olduğunu öğrendikten sonra ben 17 kilo verdim. O kilonun üzerine 2 kilo koyarım, 2-3 kilo veririm. Öyle gidiyorum. O aralarda. Evet. Çünkü biz bedenimiz yaşlandıkça çağla zaten kasımız, kemiğimiz, eklemimiz abi bana yüklenme diyor. Benim üstüme daha fazla ağırlık yani. Verme diyor. Siz bu yaşta aldığınız ağırlığı annenize yükler misiniz? Niye elinden alıyorsunuz yaşlıların elinden paketleri? Evet doğru. Bundan dolayı alıyorsunuz. Doğru. İşte o paket aslında sırtınızdaki paket kilo. Doğru. Buna hakkınız yok. Kiloyu da biz sürekli bir de hani bir anlık estetik değil bir sürekli mesele değildir kilo. Değil. Bunu unutmayın. Bir vücuda ağırlık bindiren ve aynı zamanda da iltihap üreten inflammation sana kaç defa burada anlattım izleyicilere de. Evet. İnflamasyon, oksidasyon, glikasyon 3 temel belirleyici var. Başka 14 tamamı konuşacağız ileride onları. Hı hı. Ama evet. iltihap üretiyor kilo. Kilo. Tabii yapmayın. Hormonlarınızı izleyin diyor. Bu da önemli manifestlerden evet. bir tanesi. Evet, hormonlar hangi kayıt. Hormonlarımızı? Sana biraz önce çok güzel bir şey soracağım. Acaba hızlanmış olabilir mi diye. Yani hafiften 40'ı geçtiği zaman bir kadın yaşlanması hızlanır. Çünkü onu genç ve diri tutan çok önemli bir hormon. Önce azalmaya, premenopoz, östrojen azalması. Sonra bay bay deyip kaybolmaya başlar. Menopoz. İzleyeceksiniz. Tiroid hormonunuz, sizin metabolik regülatörünüz, orkestra şefiniz izleyeceksiniz. Hı. Erkek testosteronu izleyecek. Tabii. Bu hormonun fazlalığı da bir dert bunları. Azlığı da bir dert. Dolayısıyla iyi yaşlanmak istiyorsanız hormon parametrelerinize dikkat edeceksiniz. Takipte gözümüz üstünde evet. olmalı. Uykunuza saygılı olun diyor hocamız. Bak hala beslenmeye gelmedik. Evet. Daha hala uyku evet. meselesi son 10 yıl tıbbının en büyük başarılarından birisi. Uykunun sırlarını çözmeye başladık. Hı. Ve uykunun kanserden tansiyonu, bellek bozukluğundan şeker hastalığına pek çok şeyin tetikçilerinden biri olduğunu biliyoruz. Erken yat, erken kalk, günde 8 saat ile 6 saat arasında mutlaka uyumaya çalış. Aynı saatte yat, aynı saatte kalk. Bu üç madde bütün uyku problemlerinizin yarısını çözer. Uykunuza dikkat edin. Saat aralığı veriyor musunuz? Şu saatte mutlaka uyuyun. Erken yat, erken kalktan söylemek istedim. Osman 10, Hoca 11. her gün saat 10 çeyrek geçe, en geç 10.30'da yatağındadır. 15-20 dakikalık gece bir takım okumaları vardır, şükürleri vardır. Ve bir takım duygusal ritüelleri var. Ondan sonra mışıl mışıl uyuyor. Sabahleyin saat 6'ya çeyrek kala pat diye uyanır. Hemen Spotify'ı açar, müzik dinlemeye başlar ve sabah egzersizlerini yapar. Böyle rutinler oluşturarak yaşamamız lazım. Çok çok önemli. Yani biz elimizden gayreti gösterelim derdi eskiler.
takdir Yüce Rabbimizin. Ama biz bilimin ışığında bunları yapmak durumunda olmalıyız. Evet. Bir de bilip de yapmamak imkansız değil mi? Şimdi ekranları başındaki izleyicilerimiz de bu kadar. Yapacaklarına eminim Çağla. Evet ben de eminim. Hatta birçok insanın yaptığına da sayenizde eminim. Duyu organlarınızı koruyun. Çağla bu çok önemli. Bunu biz doktorlar hiç dikkate almıyoruz. Ben sorduğum zaman şaşırıyorlar. Hocam niye sordunuz diye. Ağzınızın tadı yerinde mi diye sorduğum zaman şaşırıyorlar. Burnunuz iyi kokalıyor mu eskisi kadar diye sorunca şaşırıyorlar. Bizim duyu organlarımız dünyayla ama aynı zamanda iç alemimizle konuştuğumuz sistematiğimiz Çağla. Ben iyi tat aldığım zaman beynim bundan mutlu olup nöronlarını daha çok kurur. Nöronlar arasındaki iletişim daha çok iyi olur ve bunamam kolay kolay. Doğru. İşitme azlığı olan kişiler daha kolay bunlar. Gözündeki kataraktı, sarı noktayı tedavi ettirmeyip görme azlığı olan kişiler hem kötü görür hem de erken bunar. İyi duymak, iyi dokunmak, iyi koklamak, hissetmek. İyi tad almak, hissetmek. Bunların hepsi sadece duygusal anlamına bakma, bilişsel anlamda yani bellek anlamında da beyni koruyan çok önemli bir şey. Evet, kolumuzun uyuşması başka bir şeydi. Kalp rahatsızlığı olabilir mi diyoruz. Yine fıtık konuşuyoruz. Ayak parmağının yine hissediliyor. Yani o kadar şu an söylediğinizde bir sürü şey aklıma geliyor ki. Biz oturup hiç konuşmuyoruz mesela değil mi? Hem kendimizle konuşmuyoruz hem hayatta konuşmuyoruz. Doğru. Konuşma özürlüsü olduğumuz kesin. Evet doğru. İletişimimizde bazen kendimizle bile sıkıntılarımız olabiliyor. Psikolojinizi güçlü tutun. Her evet. Ne kadar hepimiz şu an içimizden bunun çok zor olduğunu da, çok zorlandığımızı bilsek de. Bilsek de yapın. Yani şunu bilin. Ruh ve beyin karar verir, beden onu izler. Yani önce beden doğru. Sağlığı değil, önce beyin sağlığı. Doğru. Beyin sağlığı dediğimiz zaman da iki şey var beynimizle ilgili. Bir, bilişsel sağlık. İki, duygusal sağlık. Hem duygusal açıdan kendimizi iyi hissetmeye zorlamalıyız. Zorlamalı, kalkmalı ama oraya doğru çekmeliyiz. Evet. Hem de duygusal sağlık yanında bilişsel sağlığımızı da yani aklımızı, fikrimizi, eğitimimizi, bellek fonksiyonlarımızı diri tutmalıyız. Psikoloji çok önemli bir ayrıntı. Psikolojisi sağlam olmayan insanların işi zor. Bunun için de yardım almayı bilmemiz lazım. Evet. Ayıp değil. Mide rahatsız olduğu zaman nasıl ekşiyerek bizi uyarıyorsa, beynimiz ve düşünce sistemimiz rahatsız olduğu zaman bizi bir şekilde i̇şte depresyona girerek, uykusuz bırakarak, evet. Kalbimizi çarptırarak, biz niye bunları normalleştirip hemen mesela hayatımıza bu şekilde devam etmeyi kendimize hak görüyoruz? Ayıp kayıp kabul ediyoruz. Yani bir bilişsel destek almayı ya da psikolojik destek almayı ayıp sayan bir kültürden geliyoruz. Yanlış bir kültür bu. Evet, müthiş kültür yaşam bu. Kalitesini artıran tabii bir şey. Aslında bu kültür... Bizde kültür derken bu yozlaşmış kültürümüz, bizim genel kültürümüzde, eski geleneksel kültürümüzde bu yok. Böyle olsaydı ihtiyarlar meclisi diye köylerde meclis olmazdı. Yani onlardan biz huzur alıyoruz, deneyim alıyoruz. Bizim hikayemizde Dede Korkut var. Tabii doğru. Nasreddin Hoca var. Evet, evet. O nedenle var. Bir diğeri de az önce minicik bahsettik ama belleğinize sahip çıkın diyor. Bence bu... bu sağlıklı yaşlanma mevzusunda çok konuştuğumuz çok ve evet, konuşacağımız yani konulardan bilişsel bir tanesi. Sağlık, bilişsel sağlık. Evet, duygusal sağlık kadar önemli bir şey Çağla. Ve damarlarınızı koruyun. En temel fonksiyonlardan biri. Çünkü damarlar, vücudumuzu bir şehir gibi düşünürsen Çağla, otoyollarımız. Bu yollar tıkanınca malzeme gelmiyor. Eski yeni çürüyen malzeme veya atık malzeme, çöp malzeme atılamıyor. Dolayısıyla damar sisteminin sağlığı çok önemli. Eski bir söz, önemli bir söz, Henry Ward'un sözü. Ne zaman yaşlısınız sorusunun tek cümlelik cevabı vardır demiş Henry Ward. Damarlarınız kaç yaşındaysa o kadar. Siz o yaştasınız. O yaştasınız. Ve kanser taramalarına başlayın diyor. Bu uzun ömür için orta yaş manifestosunda evet. Yani 40 yaşlarda sağlık ve kanser artık taramaları diye desek daha iyi. Bütün sağlık evet. Ve kanser sağlık taramalarınız 40 yaşına geldiğiniz zaman ben kardeşim benden ne olur ne olmaz. Ben kimim? İmkanlarınız ölçüsünde bir kere bu yeni tıp çağla biraz proaktif düşünen yani geleceği planlamaya hevesli olan bir tıp ve doğrusu da o. Yani başımıza gelen şeylerin çoğunun Rabbimizden geldiğini, Allah'tan geldiğini zannediyoruz ama çoğu şey dikkatsizliğimizden, bilgisizliğimizden, ilgisizliğimizden, tabirim hoşgör biraz da enayiliğimizden başımıza geliyor. Evet, doğru. Çoğu şey ben geliyorum diyor, kanınızda gösteriyor. Genetik mirasınızda gösteriyor ya da yaşam tarzı alışkanlığınızda gösteriyor. O nedenle 40 yaş önemli bir yaş, 50 yaş aman dikkat, 60 evet. Yaş çabuk hareket edin.
uyarısında bulunan önemli yaşlar. Şimdi sizi geçtiğimiz aylarda 110 yaşında yaşamını yitiren özel bir adamla tanıştırmak istiyoruz. Mori Markov, izleyelim. O, Amerika'nın en yaşlı adamıydı. 1914 yılında New York'ta bir gecekonduda dünyaya geldi. 110 yaşında hayata gözlerini yuman, yaşam enerjisiyle kendisine hayran bırakan Mori Markov, hayatı boyunca sıra dışı bir yolculuk yaptı. ...80 yıl evli kaldı. 100 yaşında ilk kez demir parçalarından yaptığı heykellerden sergisini açtı. Bir asrı devirdiğinde nefes almaya devam edin. 103 yaşındaki birinden hatıralar kitabını imzaladı. Eşiyle yürüyüş yapmaktan hiç vazgeçmeyen, ev yemeklerini ölçülü tüketen, 103 yaşında öğrenmeye ve yazmaya merakı olduğunu kanıtlayan Markov, 100 yaşını geçmek isteyenlere şunu tavsiye ediyor. Bol şansınız olsun ve nefes almaya devam edin. Güzel tavsiyeler, güzel uyusun diyelim. Ve buradan aslında soracağımız bir sürü soru var ama benim en çok sormak istediğim sorulardan bir tanesi. Yaşlanmayı ihtiyarlık sürecine çeviren şey nedir? Birinci planı, yaşlanma planınızın olması birinci mesele. Yani çoğumuzun, ben ekonomisi çok iyi olan insanları da çok orta halli, hatta imkanı olmayan insanları da istiyorum. Yaklaşık 10 yıla yakın Türkiye'nin en büyük hastanesi, bir fakir hastanesiydi. Numune Hastanesi'nin başhekimliğini yaptım. Hep gördüğüm şuydu, insanlar yaşlanma planı yaparken sadece ekonomik plan yapıyor. Başımı sokacak bir evim, karnımı doyuracak kadar bir param olsun. Hayır, yetmez. Yaşlanma planınızı yaparken önceliğinizi sağlık planınıza vermeniz lazım. Doğru. Çünkü sağlığınız yoksa o ev size hastaneye dönüşür. Yaşlanma planınız yoksa o para size yetmez. Doğru. Bu nedenle hepimizin öncelikle bir 50'li yaşlardan sonra bir yaşlanma planı yapması lazım. Bu biraz önce saydığımız bir 40 yaş 50 yaş manifestosu vardı ya Çağla. Benim burada eksiğim ne? Bunlardan hangisi bende? Hangisini yapmıyorum? Hangisini ihmal ediyorum? Bir, iki, genetiğine bir bak. Benim anam, babam, dayım, teyzem, amcam neyle meşgul olup nasıl ölmüşler? Bir genetik binasına bir bak. Bir de kendi durumunu bir araştır. Benden ne olur ne olmaz. Ve bunları yerine koymak çok zor bir şey değil. İnsanlar çoğu zaman hep parayı çok düşünüyorlar. Ekonomiyi çok düşünüyorlar. Belki haklılar. Evi barkı düşünüyorlar ama önce kendileri olması onların bir anlam ifade etmediğinin de farkında olmaları lazım. Biz hep sanki sağlığımız elimizde olacakmış gibi düşünüyoruz. Evet. Bir dakika, hatamız da şu Çağla. Hep iyi yersek iyi yaşayacağımızı düşünüyoruz. Oysa yeme içme büyüme çağında çok önemli. Orta yaşlarda kısmen önemli. İleri yaşlarda hatta, o kadar önemli değil. Değil mi? Hatta yaş 70'se der ki Osman Hoca yemediğin kadar çok yaşarsın. Yaşarsın. Evet, az ye çok yaşa. Prensip o 70'ten sonra. O belli yaş dilimlerinde belli problemler daha çok öne çıkıyor. Yani bana sorarsan 80 yaş sonrasında bir numaralı sorunu hareket sorunudur. 70-80 aralığında bir numaralı sorun uyku sorunudur. Bunları çözmeniz lazım. Belekler 60-70 başlıyor hocam? 60-70 aralığı oraya gidiyor. 60-70 aralığında bellek meselesi. Belleğinizi mutlaka bir check etmeniz lazım. Veya burada bir sıkıntı var. Çünkü basit bilişsel bozukluk dediğimiz veya hafif bilişsel bozukluk dediğimiz şey gelecek Alzheimer'in 10 yıl sonraki habercisi. Ama ben o Alzheimer'ı getir bana birisini 20 yıl sonra gelmesini sağlayabilirim. 10 yıldan 20 yıla. İleriye. Hatta 30 yıl ileriye de atabilirim. Çok basit işler. Şunu ye, şunu yeme, şu hareketi yap, şu destekle al, şunları düşün, şunları düşünme. O kadar basit şeyler ki. Yani çoğumuz bedavaya hastalanıyoruz. Bedavaya kötü yaşlanıyoruz. Evet. Bilmediğimizden, öğretilmediğinden, bize anlatılmadığından. Çünkü modern tıp dediğimiz derin tıp, ortodoks tıp, benim de mensup olduğum tıp. Gurur duyuyorum ama sadece hastalık teşhis et, hastalık tedavi et. Ya sen hastalanacaksın. Biz şuna dikkat et. Yani burada sizinle 7 sene önce, 8 sene önce konuştuğumuz, 9 sene önce başka programlarda da seninle konuştuk. Doppler yaptırın dedim. Nihayet girdi rutinine. Evet, ya evet. Buranın da plak varsa kardeşim bir yerine sıçradın mı felç olacaksın. Ya da bunu yiyeceksin. Evet. Buranın da plak varsa kardeşim kalbinde de plak var. Evet. Kalp krizi geçirme ihtimalin var. Basit 3 kuruşluk bir iş. 3 toplam süresi. Ama hayat kurtarıyor. Evet. Yani, onun için, evet.
Çoğu aslında hep kendisi. Bahsettiğiniz, hep söylediğiniz genetik de çok önemli. Hatta bir uyarıcı sizin için ama artık epigenetik diye bir şey de var. Bunun rolünü de sürekli hocamız bizlere paylaşıyor, anlatıyor. Yepyeni bir alan epigenetik. Evet, değil mi? Genetiğin de üstü, üst akıl. Bu sezon çok konuşacağız çok ve çok beni de çok heyecanlandıran evet. konulardan bir tanesi. Yeni Moria Markov yürümekten hiç vazgeçmemiş. Hocamız da resmen burada her geldiği programda adım sayılarınızı, atacağınız adımın sayısına kadar, yaşınıza, kilonuza, boyunuza, bel çevrenize kadar bütün ölçüleriyle sizlere vermeye çalışıyor. Az da olsa bile yürümek, ya ben 10 bin adım atamıyorum o yüzden atmayayım ya da ne bileyim. Az da olsa yürümek bile sağlığımıza çok iyi geliyormuş. Aslında bir sürü hastalıkla da savaştığını ve yönetiminde bize yardımcı olduğunu çok çok iyi biliyoruz. Kesinlikle Çağla. Çağla. Tekrar bir hatırlatalım. Ben şimdi burada oturmaya başladım. Sen de oturuyorsun. Evet. Yaklaşık bir 20 dakika olduğu andan itibaren kalça kaslarımızda insülin direnci başlıyor. Dolayısıyla sistem mevcut sistemdeki kalorilerini yağa çevirmeye başlıyor. İnsülin şekeri kullanamama gibi bir probleme başlıyor. Onun için ben insanlara diyorum ki yaşınız 50'yi 60'ı geçince her 20 dakikada bir 5 dakika bir tur atın, 10 dakika bir tur atın. Ben size illa adım 10 bin adım atın demiyorum. Tabii ki çok daha iyi. Akşam biraz homidikrattak yediyseniz 15 bin atın hatta. Evet. Ama velakin 8 bin atın, 7 bin atın, 6 bin atın. Bir araştırma var galiba onu paylaşacaksın. Hı hı. 3800 adım attığınız zaman ortalama yaşam sürenize %20'ye yakın, hastalanmama payınıza %20'ye yakın bir destek sağlayabiliyorsunuz. Hareket berekettir. Bir karar vereceksiniz. Yeni sloganımız bu sene için şu Çağla. Yürümek mi, çürümek mi istiyorsun? Yürümek mi, çürümek mi? Kimse karar istemez sizin. Çürümek. Değil mi? Çürümek istemiyorsan, niye çürürsün yürümezsen? Şeker hastası olduğun için çürürsün yürümezsen. Evet. Tansiyon hastası olduğun için çürürsün yürümezsen. Kalp damar hastası olduğun için çürürsün yürümezsen. Alzheimer veya bellek hastası olacağın için çürürsün. Çürüyerek ölmek mi istiyorsun? Biraz önce örnekte gösterdiğin gibi heykel yapıp, kitap yazıp yürüyerek mi ölmek istiyorsun? Kararı sen vereceksin kardeşim, başkası değil. Yani 103 yaşında kitap yazabileceksem tabii ki de o yaşa kadar yaşlanmak, çakı gibi olmak istiyorum. Çok güzel bir söz var Markov'un. Ben biraz önce söze girmek istemedim, bölmek istemedim seni. Diyorlar ki bu meşaleyi kime vereceksin? Diyor ki ben meşaleyi kimseye vermeyeceğim. Çünkü meşaleyi vereceğim zamanı düşünmüyorum ama meşalemden başkalarının kendi meşalelerini yakmalarına müsaade edeceğim. Onun için bunları anlatıyorum. Çok güzel. Bu çok önemli. Çok çok önemli. Peki bakalım bu ışıktan, bu alevden, ateşten kimler faydalandı? Evet. Umarım biraz bizim de etkimiz olmuştur diye düşünüyorum. Şimdi hocamız da bir de hayatını adeta uzun ömür yaşamaya ve genç kalmaya adamış dolar milyoneri Brian Johnson'a bakıyoruz. Brian Johnson bir anti-aging rockstar aslında. Günde neredeyse 100'e yakın takviye hapı yutuyormuş. Yaş almamak ve yaşlanmamak takıntısını yönetmekte bir hayli zorlandığı anlaşılan bu genç milyonerin hedefi sadece yaşlanmamak da değil. Brian Johnson uyguladığı onlarca biohacking yöntemiyle biyolojik yaşını küçültebilmeyi ve ergenlik çağına geri dönebilmeyi umuyor. Bunun için denemediği yol, başvurmadığı yöntem yokmuş. Hatta son zamanlarda bu takıntılarından birine genç kanı nakli yaptırarak gençleşmek olarak değiştirmiş. Bu ünlü dolar milyoneri son girişiminde genç kalabilmek için ergenlik çağındaki oğlunun kanını birkaç defa bedenine nakletmiş. Bununla da yetinmeyen 45 yaşındaki Johnson kendi kanını da babasına vermiş ve babasının biyolojik yaşını da 25 yıl azalttığını iddia etmiş. Hocam yorumunuzu merak ediyorum. Genç kanı yani gençleştirir mi? Düşününce evet ama tabii ki hayır mı? Güzel soru. Bunun adı vampir metodudur. Vampirler biliyorsun gençlerin kanını emerek uzun yaşayan canlılar, ölmeyen canlılar biliyor musun? Vampirler o demek. Ama biliyorum ama genç seçtiğini genç, bilmiyordum genç kan seçer. Olarak. Sadece genç seçer. Genç kanı emer vampir. Genç yaşamını sürdürmek için. Genç kalmak için. Yani demek ki insanlık tarihinde böyle bir takım deneyimler var. Gerçek olan şu ki gençlerin kanında onları genç tutan bazı özellikleri var. Eksozomal özellik. Bu sene konuşacağız eksozomları daha çok. Yaşlıların kanında da bizi daha hızlı yaşlandıran eksozomal özellikler var. Dolayısıyla genç bir kanı yaşlı bir insana verdiğiniz zaman veya genç bir farenin kanını yaşlı bir fareye verdiğiniz zaman yaşlı fare gençleşiyor. Yaşlı farenin kanını genç insana verdiğiniz zaman genç fare yaşlanıyor. Daha hızlı yaşlanıyor. Hocam ne diyorsun? Bu doğru. Bu kesin bilgi ama burada sıkıntı şu. Ne?
ben başkasının kanını alırken, gençleşeceğim derken, onun kanında mevcut olan veya kök hücresinde mevcut olan kanser genlerini alırsam ne olacak? Ama bunun taraması yok mu? Mümkün değil hepsini tarayabilmeniz şu anda. Yani ha, atıyorum 30 yıl sonra yaşayabileceği bir hastalığı 30 sene öncesinden tabii göremeyeceğimiz yani, işte, için örnek mi? Verelim, örnek verelim. Diyelim ki lenfoma dediğimiz bir kanser tipi var. Evet. Bu lenfoma tipi mesela Burkitt lenfoması diye bir kanser var. Burkitt bulduğu için Doktor Burkitt, Afrika'da görülen bir lenfoma bu. Tamam. Virüslerden geçiyor. Siz sağlam bir babasınız, oğlunuzda Burkitt virüsü var. Aldığınız sonra lenfom olursunuz. Erken, uzun yaşayacağım derken erken ölürsünüz. İkinci sorun şu, yani virüsten nakledebilirsiniz. Burada problem şu, bilim insanları şu anda insan kanındaki bu genç kalmayı sağlayan faktörleri araştırıyorlar. Bununla ilgili ilaç geliştirenler bile var. Bu ilaç geliştirme safhalarının faz 2'ye vardığını söyleyebilirim. Faz 2, faz 3, 1, 2, 3, 4 diye gider. Öğrenmiştik yani, korona evet, döneminde. Gelecek dönemde bunları da konuşacağız. Ama şu anda Amerika'da kaçak olarak genç kanını yaşlılara 10 bin, 15 bin dolara nakleden insanlar var. Klinikler var, yasak. Siz bana sorun, yaptırır mısınız böyle bir şeyi? Haşa. Neden? Çünkü ben kan nakli aldığım kişinin AIDS taşıyıp taşımadığını bilmiyorum. Başka bir virüs taşıyıp taşımadığını bilmiyorum. Başka bir genetik hastalık taşıyıp taşımadığını bilmiyorum. Yani nakledilebilir bir sağlık sorununu da gençlik uğruna kendime nakledebilirim. Ama bu arkadaşımız bir dolar milyoneridir. Yaklaşık 30 doktor tarafından takip ediliyor. Kendisinin 20 yaş biyolojik olarak daha genç olduğunu iddia ediyor. Bana göre görüntülerine baktığınız zaman tecrübeli bir hekim olarak bu görüntülerin biraz plastik cerrahi marifeti olduğundan en ufak bir kuşku duymuyorum. Değil mi hocam? Ben 3 kere e-mail attım bunu izleyen hekim grubuna. Evet. Bana biyolojik verilerini gönderebilir misiniz? Daha önceki ve son verilerini diye tıs yok. Cevap ver. Çünkü bunun cevabı biyolojik verilerde gizlidir. Evet. Ama şunu biliyoruz. Bu adam bir biohacking ustası. Biohacking demek, biyolojiyi haklamak demek. Evet, hakkından Türkçesi. Gelmek. Biyolojinin hakkından gelmek. Biyolojiyi zorlamak demek. Biohacking yaptığınız zaman, akıllı biohacking yapabilirseniz eğer, yani bu yöntemleri akıllıca uygularsanız, ömrünüz uzar. Nedeni şu Çağla. Biohacking'de biyolojiyi zorlarsanız, sizin biyolojiniz hayatta kalma genlerini devreye sokar. Öleceğinden korkar beden ve hücre. Peki bu bir stres midir? Tabii ki. Mesela aralıklı oruç bir biohacking'dir. Doğru. Aç bırakmak, günde bir öğün yemek bir biohacking'dir. Senin o burada gösterdiğin geçen yıl buzun içine girip çıkmak haklamaktır. Biyolojiyi haklıyorsun. Biyoloji eksi ona göre ayarlı bir biyoloji akıllıca değil. Akıllıca dediğiniz bundan akıllıca, bahsediyorsunuz. Tabii ki, tabii. Akıllıca eğer saunaya hakkından geleceksiniz. Soğuğa gir, şoklama. Soğuk şoklama proteinlerini aktive ettiğin zaman hücre gençleşiyor. Başka örnekleri de var bunun. Yani mesela yürürken birdenbire koşun mesela, diyor Osman Hoca. Ağırlık kaldırmak, direnç. Bravo. Hı-hı. Yani arada vücudu başının belaya girdiğini, girebileceğini düşündürdüğünüz zaman buna hormez istiyoruz. Çok güzel bir laf vardır. Beni öldürmeyen yara beni daha güçlü kılar. Aynı şey. Yani siz vücudu zorlarsanız ama bu zorlamanın hudutlarında bir biyoloji ve gerontoloji, geroscience yani yaşlanma ve hücre bilimi bilen, moleküler tıbbı bilen bir hocanın, bir doktorun izlemesi lazım. Şaka iş değil. Dikkatli olmak lazım. Ama işe yaradığını ben buradan söyleyebilirim. Zaman zaman ben burada söylüyorum, biohacking yapın. Nasıl yapın? Ama akıllıca haftada yapınırız. Çok güzel söylediniz. Tek öğün veya iki öğün besleyin. Evet, vücudu o şekilde strese sokabilirsiniz. Eksi 40 dereceye girmeyin de artı 5 derecede duş yapın diyorum her sabah. Duşunuzu yaparken sonucu soğuk duşla tamamlayın. Kolay değil ama işte orada bir çok zor değil çağırdı uğraştığınız zaman. Evet. Dolayısıyla bu arkadaşın hikayesi biraz uzun bir hikaye. Brian Johnson. Ben vallahi kendisini yaşlı buldum 2024'te. O gözünün feri gitmiş onları içeceğim diye. Çok vallahi güzel. Ben öyle hissettim. Yani evet. Bakın cildi belki daha bir şey ama bence 2018'de daha bebek yani. 2024'te çaba içerisinde olan stresli ve yorgun ölü daha bakışlı birisi gibi. Daha insansı bakıyor öbüründe. Evet. Burada daha mekanik bir ölü balık gibi bakıyor. Çektim eskiler öyle derdi. Evet. Evet. Multiomik yani yaşlanmayı ve kronik hastalıkları önleyen multiomik bir yaklaşım. Hocamla bugün bunu konuşmak istiyoruz.
genetik verilerimiz, metabolik verilerimiz, probiyotik dengemiz ve protein gücümüzün öneminden bugün bahsetmenin tam zamanı diye düşünüyorum bu konuların üzerine. Doğru Çağla, güzel sordun. Çağla şöyle, artık biz yaşlanma sürecinde sağlığımızı izlediğimiz zaman bugün yanında gelecekle ilgili kararlar da vermek durumdaysak bizim daha çok bilgiye yanında, daha çok bilgili olmalıyız tamam, daha çok veriye ihtiyacımız var. Evet. Benim tahmin edebilmem için geleceği, benim gelecekle ilgili çok daha fazla bilgilendirmem lazım. Hmm. O miktar bunlar. Yani ben senin mikrobiyomunu iyi bilirsem senin geleceğin hakkında daha iyi konuşabilirim. Ben senin protein yapma katlama problemlerini bilirsem ve geleceğin hakkında daha iyi konuşabilirim. Ben senin metabolik fleksibilitenin esnekliğini bilirsem 5 sene sonra kilo olup almayacağını bile bugünden söyleyebilirim. Hatta 10 sene sonra şeker hastası olup olmayacağını da bugünden söyleyebilirim. Bu omik veriler, multiomik veriler çok önemli. Onun için geçen gün bir yazılan ben dedim ki bilgi yetmez, veri şart. Geleceğin tıbbı veriye odaklanacak. Peki bu kadar veriyi nasıl yapacağız? Evet. Yani doktorların işi gücü yok, bunları mı anlayacak? Hayır. Ne yapacak bu işi? AI yapacak. Yapay zeka yapacak. Hmm. Yapay zekanın düğmesine dokunduğunuz anda size 500 bin verinin 400 bin başka veriyle karşılaştırmasının sonuçlarını yaklaşık 0.4 saniyede ekranda gösteriyor. Hmm. Dolayısıyla geleceğin tıbbı bu omik verilerle Çağla zenginleşecek. Dün bir toplantıda anlattım ve hayretler içine kaldılar. MR yaptırıyorsunuz beyninize. O MR'ı eğer bir özel programlanmış AI'ya okutursanız, yani yapay zekaya, evet, o yapay zeka sizin bellek merkeziniz olan hipokampusun kaç santimetre küp olduğunu dahi ekranda yazabiliyor. Ve altına diyor ki ortalama hacmi hipokampusun 600 santimetre küptür. 600 milimetre küptür. Sizinkisi 632'dir. Paşayı kurtardım. Hmm. Yani yapay zeka, nanoteknoloji, biyoteknoloji bunlar hayatımıza çok girecek. Çok şaşırtıcı şeyler konuşacağız. Gelecek çok güzel gelecek. Bütün mesele geleceği görmekte. İzlemekte, takip etmekte. Evet. Değil mi evet hocam? Bu güzel sohbete, kıymetli bilgileri almaya devam edeceğiz. Az önce de söylemiştim, 70 yaşında çakır gibi olmak için neler tüketeceğiz, neler yapmamız gerekiyor, hepsini konuşacağız minik bir aradan sonra. Evet, Çağla'yla yeni bir gün Profesör Doktor Osman Müftüoğlu hocamızın konukluğunda devam etmekte. 70 yaşında çakı gibi olmak için altın besinler belirlenmiş. 29 Haziran 2 Temmuz'da düzenlenen yıllık toplantıda, Amerikan Beslenme Derneği'nin yaptığı toplantıda, araştırmada yaklaşık 106 bin kişinin 30 yıllık verisi incelenmiş ve bu sonuca göre hastalığı olmayan, fiziksel ve bilişsel sağlığı iyi durumda olan en az 70 yaşındaki kişileri sağlıklı yaşlanmış olarak kabul etmişler. Ve bunların %9'u kısmındaki katılımcıların genel olarak meyve, sebze, tam tahıl, doymamış yağ, kuru yemiş baklagil ve az yağlı süt ürünlerinin daha fazla tüketenlerin iyi yaşlanma ihtimalinin daha yüksek olduğu. Diğer taraftan da tabii ki hepimizin bildiği çok daha fazla trans yağ, sodyum, kırmızı ve işlenmiş et tüketen kişilerin ise sağlıklı yaşlanma olasılığı daha düşük çıkmış. Evet. Hocam bunlara eklemek istediğiniz var mı? Yok, sadece Amerikan Beslenme Derneği'ne günaydın demek lazım. Günaydın. Evet, yani bu çok zaten 50 sene önce söylemeleri gereken bir şey bugün söylediler. Çünkü bütün mavi bölge dediğimiz çağla uzun yaşam bölgeleri baktığınız zaman zeytinyağı tüketen, ikinci tercihini tereyağına yana kullanan, tam tahıl ürünleri tüketen, beyaz un tüketmeyen, hı hı, mümkün olduğu kadar beslenmesinde hayvansal ürünlere değil, sebzelere ve meyvelere ve diğer bakliyat gibi bitki bazlı besinlere ağırlık veren insanlar daha sağlıklı ve daha uzun yaşlanma şansını, hı hı, daha çok buluyorlar. Ama tek bunlara ihale edemeyiz Çağla. Yani Akdeniz beslenme tipi değil bizi sadece Akdenizlileri ayakta tutan. Akdenizler daha çok doğayla haşır neşirler, daha çok eğlenceyle haşır neşirler, daha çok birbirlerine takılmayı, mizah yapmayı, hmm, keyif yapmayı bilen insanlar. Sofraları daha büyük, daha uzun, daha yavaş yiyorlar. Hmm. O kadar çok farklı, daha çok geziyorlar, daha çok yürüyorlar. Sohbetler yani, evet. Onun için böyle bir tek beslenmeyle işi götürmeye kalkmanın çok bir anlamı olduğu kanaatinde değil Osman Hoca. Bu uzun yaşam konusunda zannedersem hocamızdan en az duyacağınız konu beslenme olabilir diye düşünüyorum anladığım kadarıyla. Çünkü hareketin ve işte kas yüklemesinin yapılmasının, iyi bir uykunun ve tabii ki psikolojik sağlığımızın öneminden bahsediyor. Ama bu
son dönemlerde herkes de bir süt ürününe karşı bir bırakayım, bir yemeyeyim, işte peynir artık yemeyeyim, şu yaştan sonra süt ve süt ürünlerini tüketmeyeyim diye bir eliminasyon aslında başladı hayatımızda. Doğru yapıyorlar. Şöyle doğru yapıyorlar. Doğru, başka canlıların sütünü içen iki tane canlı var. Bir tanesi kediler, bir tanesi insanlar. Tamam. Yani bir ineğin önüne siz kedinin sütünü koysanız içmez onu. Bize anne sütü çok lazım gerçekten. Evet, önemli. O anne sütü yerine katkı sütü hikayesi de hikayedir. Çünkü anne sütü dediğimiz sütle anne sadece süt besin vermiyor. Anne sütle çocuğuna probiyotik bakteri veriyor. Anne çocuğuna temas veriyor. Bir sürü şey detaylı. Taklit edilmesi mümkün olmayan. Bravo. Konuşuyor annenin genleriyle çocuğun genleri. Çocuk öyle büyüyor zaten. İkinci sorun şu. Sütü eğer siz mayalamazsanız içindeki laktoz toplumun %20'sinde gaz, şişkinlik falan filan yapıyor. Evet. İçindeki kazein problem yaratıyor. Dolayısıyla sütü mayalayıp uykuya geçirip yoğurt yaparsanız daha bir sakinleşiyor. Laktozu azalıyor, probiyotik gücü artıyor, bir besin olmaya başlıyor. Başka bir canlının sütü, anne sütünden bahsetmiyorum. Ama peynir tadımlıktır, doyumluk değil. Bizim sofralarımızın anladığım kadarıyla yanlışlarından biri o. Biz peyniri doyumluk yiyoruz. Doyumluk kahvaltıda peyniri yemememiz lazım. Peynirin tadına bakmamız lazım. Kahvaltıda yiyeceğimiz şey zeytindir bizim. Bizim Akdeniz mutfağının kahvaltılığı bana göre zeytindir. Yeşil, siyah neyse konuşuruz. Evet, ama burada mesele şu Çağla. Kahvaltıyı da yanlış biliyoruz. Kahvaltı uyanır uyanmaz yapılan bir şey değildir. Nasıl kahvaltı, değişti kahvaltı öğünümüz, saatini atın ileriye doğru. Atabildiğiniz kadar atın. Kahvaltı, İngilizcesi breakfast, açlığa ara verdiğiniz zaman ister uyanır uyanmaz yap, ister uyandıktan 3 saat sonra yap, ister uyandıktan 6 saat sonra yap. Ama yap. Ama bilim diyor ki ne kadar geç yaparsan 50'sinden sonra o kadar avantajlısın kardeşim. Neden? Otofajiyi uyarırsın. Yani vücut kendi atıklarını yer, temizlik yapar, vücuda yenilik vermez. Bizim kahvaltımızda ne olması lazım? Zeytin olması lazım. Evet. Salatalık, domates, biber olması lazım bizim kahvaltımızın. Tadımlık peynir olsun, yumurta olsun. Orada da yine ölçü 3 yumurta, 5 yumurta falan diye zıplayıp hoplamanın gereği yok. Çok güzel bir durumunuz ise de her gün yumurta yiyebilirsiniz. Bu muazzam bir kahvaltı. Ama o kahvaltıyı hep aynı kahvaltı gibi yap. Yani bir gün yeşil biber yiyorsanız bir gün kırmızısını yiyin. Evet, bir de kendi içinde minik değişiklikler. Değişiklikler yapın ve mümkün olduğu kadar da zenginleştirin. Yani kahvaltıda kuru yemiş yenmez mi? Yenir, onu da koyabilirsiniz. Bir seferinde yoğurtla yulafı karıştırıp da kahvaltı yapabilirsiniz. Evet. Bitki sütü kullanabilirsiniz. Zeytin, badem sütü vesaire. Badem sütünü, fındık sütünü de kullanabilirsiniz ama kahvaltı önemli bir öğün, onu biliyorum. Peki, kahvaltıda hangi ekmek? Tam ekmek. Çok ekmek değil, az ekmek. Her halükarda tam tahıllı olanı bile az ekmek. Çünkü ekmek bir doyma gıdası, bir özel besin değil. Yani bazı diyetisyen kardeşlerim işte B vitamini almak çok kolay. Ispanak, sadece ekmeği yüklemiyor. Evet, yani ıspanak yediğin zaman da B vitamini alırsın. Ama ekmeği bir katık olarak düşünmek yerine, peynirde olduğu gibi, bir çeşni olarak düşünebilirsiniz. Çünkü özellikle bizim yine mutfağımızın zayıf noktalarından biri ekmektir Şahla. Ekmek cenneti Orta Avrupa'dır. Orta Avrupa muazzam ekmek üretir. Ekmeği çok çeşitlendirir. Yani biz ekmeğin içine ceviz koymayı bilmiyoruz. Ekmeğin içine keten tohumu koymayı çok bilmiyoruz. Badem çekirdeği koymayı başlamamız çoktan zenginleştirmek lazım. Zenginleştirmemiz lazım. Besinleri. Su gibi. Evet, ekmek ve su nasıl kutsalsa onları zenginleştirmek de bir o kadar önemli görev Çağla. Çok güzel. Hangi peynir peki? Mümkün olduğu kadar yaşlanmış tadımlık peynir, yaşlanmış. Peynir ne kadar yaşlanırsa o kadar daha fazla içinde probiyotik güç, o kadar içinde fermente besin unsurunu üretme şansı yakalıyor. Onun için yıllanmış peynir daha pahalı peynirdir. Ve yurt dışında peynir alacağınız zaman çoğu marketlerde peynirin üzerinde yaşı yazar. Yaş aldıkça yaşlanan her şey gibi çoğu insan da yaşlandıkça bence daha çok değer kazanıyor. Yaşlanan her şey gibi peynirin de yaşı daha değerli, daha sert, daha çok kalsiyum içerir, daha çok probiyotik içerir. Peki, domates mi salatalık mı diye sorsam? Niye ikisi beraber olmasın? Neden olmasın tabii der hocamız? Ama hangisine öncelik verecek derseniz, biraz sorun odaklı yaklaşırım ben. Mesela domateste olup da salatalıkta olmayan çok şey var. Evet, mesela likopen yok salatalıkta. Ama salatalıktaki kadar kuvvetli domateste ara ki bulasın.
Salatalıkta koenzim Q10 var. Domateste bol miktarda potasyum var. Salatalıkta o kadar potasyum yok. Sabah kahvaltınızda ikisi de olsun. Domateste koyun, salatalıkta koyun, beraber tüketin. Peki bal mı reçel mi? Kesinlikle bal. Reçelin yanından bile geçmez Osman Hoca. Yani bizim sofralarımızda zaman zaman reçel gördüğüm zaman kahvaltılarımızda hafiften de kaşımı kaldırırım. Anlamı yok. Reçel sahteleştirilmiş, oynanmış, tabirimi hoş gör, haysiyetiyle oynanmış meyve şekerlemesidir. Bal çok büyük bir gayretin ürünüdür. Doğru. Bal arılarının yaptığı çok önemli bir gayretin ürünüdür. Ve balın içerisinde sadece şeker yoktur reçelde olduğu gibi. Diyeceksiniz ki meyve var reçelin içinde. O meyve meyve olmaktan çıkar siz reçeli kaynatır. Başka bir şey haline geliyor. Ederken. Onun için banko bal. Pastırma mı sucuk mu? Pastırma. Daha az işlenmiş. İçine daha az katkı olma ihtimali var. Tartışmaya bile gerek yok. Pastırma daha güçlü bir yer tutabilir burada. Orada da yine miktara dikkat edin. Ben kırmızı etten 50 yaş virajını dönen herkesin benim gibi ufak ufak uzaklaşmasını tavsiye ederim. Son araştırmalar gösteriyor ki trimetil aminoetanol dediğimiz bir madde, trimetil aminoksit dediğimiz bir madde bağırsaklarda kırmızı etten oluşuyor. Ve bu madde en az kolesterol kadar önemli bir kalp zararlısı. Hatta kırmızı etin içindeki demir yükü nedeniyle kalın bağırsak kanseri için de önemli bir hazırlayıcı olduğunu artık çok iyi biliyoruz. Kırmızı et içindeki doymuş yağ nedeniyle bir kolesterol fabrikasının ham madde üreticisi gibidir. Evet. O nedenle yaş 50'yi geçenler haftada 2 gün maksimum 80 gram kırmızı etle idare etsinler. O kadar yeterli. Gerisini evet, beyaz etle, protein, balık beyaz tavuk. Tavuk tavsiye eder misiniz ya da hindi daha çok galiba? Hangi tavuk? Evet. Eğer orada hangi tavuk sorusunun cevabı netse yani gezen, tozan tavuksa, koşan, hoplayan, zıplayan tavuksa tabii ki olur. Neden olmaz? Hindi de olur. Peki. Hocamızı yordum ama devam edeceğiz. Birazcık dinlendireceğim. Tabii ki memnuniyetle. Ben mutfağa şefimizin, Dilek Ekşi'nin yanına geçiyorum. Sonrasında sokağa çıktık ve sizlerden hocamıza soruları aldık. Onları peş sıra alacağım efendim. Buyurunuz, nasılsınız? İyiyiz efendim. Siz nasılsınız? Hoş geldiniz iyi. Mutfağımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Şimdi çıtır kabakla başlayacağız. Fırında çıtır kabak tarifimizle. Bunun için öncesinde kabaklarımızı iyice yıkadım. Dış kabuklarını ben soymuyorum. İyice yıkamaya özen gösterelim. Özellikle karbonatlı suyla yıkayabiliriz. Sonrasında şerit halinde kestim. Parmak şerit halinde. Tamam. Şöyle. Güzel bir atıştırmalık olacak. Evet, güzel bir atıştırmalık. Yanında dip sosuyla beraber. Mısır bunu başka unu. Hangi sebzelerle yapabiliriz? Kabak sevmeyen işte bamya ile yapıyordu. Bunu bamya ile yaparız. Fasulye ile yapıyor biliyoruz. Çok lezzetli oluyor. Patlıcanla bile yapabiliriz sevenleri için. Birçok sebze kullanabiliyoruz bu noktada. Kereviz de çok lezzetli oluyor. Evet. Kereviz inanılmaz. Karnabahar. Özellikle sevmeyen çocuklara patates niyetine yedirebilirsiniz. Allah aşkına. Karnabahar, brokoli. Evet evet kesinlikle. Yani ben onu yaptığım zaman kerevize patates diye hani bu kereviz mi kokusundan falan asla tam anlaşılmıyor. Asla anlaşılmıyor. Ne kullanıyoruz? Evet. Şimdi mısır unu koyduk. Bir tutam tuz, pul biber. Baharatları seçeneklerimizi ben kişilere bırakıyorum ama benim kullandığım kırmızı toz biber, zerdeçal mutlaka ekleyelim. Hı-hı. Mutfağımızda her öğünümüzde. Hı-hı. Ve bir miktar karabiberle birlikte şöyle harmanlayacağım. Güzel. Şöyle. Sonra evet, fırın tepsisine nasıl bir yağ kullanacağız? Şimdi üzerine de zeytinyağı koyacağız. Ne kadar pişecek fırınımızda? 175-180 derecede. Bunu mesela zeytinyağıyla da böyle iyice harmanlayarak. Ben şimdi bilerek harmanlamadım. Çünkü niye? İçerisinde mısır unu kullandığımız için sıvı girdiği zaman o biraz topak topak yapıyor. He. İyice un her yerine bulaşsın diye sıvıyı katmıyoruz. Tamam. Bu noktada kabak zaten sulu bir besindir. Evet. Dolayısıyla çok fazla yapmayacağız. Tamam. Bakın şu şekilde. Güzelce yaydıktan evet, sonra. Evet. Un da her yerine bulaşmış oluyor mısır unu. Kullandık. Ve üzerine zeytinyağımızı yapacağız. Şöyle güzelce. Bu şekilde. Çok pratik ve çok lezzetli bir tarif oluyor bu gerçekten. Piştiği zaman çıtır çıtır. Hı-hı. Mesela bir et yemeği yaptık. Onun yanına hemen. Kaç derecede pişecek? Kaç 180 dakika? 180 derecede. Tamam. 20-30 dakika kadar.
Hemen pişecek. Bu ve şimdi de hazır. Çok güzel bir tarifimiz var. Mercimek evet. mantısı hazırlıyoruz. Hamura bir alternatif evet. olacak. Hamursuz şöyle, yapacağız. Şimdi biz önceden bunu hazırladık. Burada vaktimiz kısıtlı olduğu için ne yaptık? Bir su bardağı mercimeği iki su bardağı kaynar suyla ön pişirmesini yaptık. Hı-hı. Piştikten sonra ince bulgurumuzu kullandık. Onun üzerine de bir su bardağı kaynar suyu ekledik. Ekledikten sonra içerisine yine zerdeçal, kimyon çok önemli bu tarif için. Kimyonu mutlaka kullanıyoruz. Tuz, karabiber, pul biber, kırmızı toz biber yapıp bunu güzelce demlenmeye bıraktık. Tamam. İyice şiştikten sonra soğuması için hemen servis tabağıma alacağım. Hı-hı. Şimdi. Ay bunları pıt pıt dolduracağım evet. mı? Evet, doldurma yapmayacağım bunu. Şimdi burada da bir kıymalı sosum var. Kıymayı bol soğanla. Ona bakıyorum zaten evet, ben nasıl bol olacak soğanla. Olur. Aslında bu biraz isteğe bağlı. Sadece bunu yoğurt sunumuyla üzerine salça sosla tamamlayabilirsiniz. Öyle istiyorum. Ama öyle istiyorum. Şimdi mantı deyince de şey hani mantı ya bir beklenti oluşuyor. Hani bunun kıyması diye. Evet. Ben de ne yapacağım? İçine değil hem pratik tarif hem sağlıklı tarif diyoruz ya. Şimdi bunları top top pratik yaptıktan olması için evet sonra, onu doldurmamamız evet, gerekiyor. Evet. O biraz daha içli köfte ve biraz üstüne güzel kıyma bir sos falan aynen. gibi. Yoğurt yapacağız. Sonrasında da güzel hazırladığımız vay. Kıymalı, soğanlı, yine bol baharatlı harcımızı üzerine gezdireceğiz. Lezzet ben, aynı olacak ama glutensiz. Glutensiz. Bir içerik ve olmuş olacak. Ve o kadar olacak. Lezzetli oluyor. Ben geçen gün Beşçay'ında misafirime yaptım. Aa bu ne mercimek köftesi mi dedi. Dedim bir dene bakalım ya beğenecek misin dedi. Dedi ki bu çok lezzetli. Ay, çok merak ediyorum. Çok da güzel yani. Siz de beğeneceğinize eminim. Mutlaka deneyeceğim çünkü bugün. Bu tariflerde direkt yani gluteni mantığında aha. gittiğimizde mutfağımızda yemek istiyoruz hamur işi şeylerini. Kesinlikle. Ama biraz da aynı lezzetleri sağlıklı olarak neyden faydalanabiliriz dediğimizde bu tarifler ortaya çıkıyor. Ortaya çıkıyor sizin sayenizde. Evet, ellerinize sağlık diyorum. Siz onları yuvalarken biz de sokağa çıktık ve hocamıza sorular aldık. İşte ilki. Hocam merhabalar. Vücudumda koyu lekeler oluştu. Yazın hangi saatler arasında güneşlenmemiz gerekiyor? Çok gencecik bir kızımız aslında evet. ama galiba bu lekelenmeler tanımıyor hocam değil mi? Yaş tanımaz. Kesinlikle yaş tanımaz. Yani güneş alerjisi veya güneş lekelenmeleri birbirinden farklı çağda. Özellikle parfüm bırakırsanız cildinizde, evet. özellikle güneş kremleriniz kalitesizse onlar için leke kimyasallar. Güneşten korumak için sürdüğünüz yağlar, güneş hı-hı. yağları hı-hı. lekelerin bir numaralı nedeni. Doğru. Ama bazı kişilerde bunlar hiç olmadan da güneş lekesi olabiliyor. Güneş lekesi oluşmasının saatle ilişkisi var mı? Var. Güneşin çok yoğun geldiği saatlerde, direkt ışığın geldiği saatlerde, ultraviyole ışınlarının daha çok lek oluyor. Saat 11 ile 1 arası. Ama o dönemlerde daha çok D vitamini üretiyorsunuz. Aman. Leke evet. yapmaya müsait bir cildiniz varsa yapacağınız şey güneşten kaçmak ve D vitamini takviye olarak almak. Almak başka yapabileceğiniz bir şey yok. Peki. Bir diğer sorumuz buyursun. Geliyor. Buyurun. Hocam merhabalar. Yazın geç saatte yemek yediğimde uyuyamıyorum. En geç kaçta yemeliyim? Evet. Evet. Kaçta yattığınıza bağlı ama hangi saatte yatarsanız yatın. Akşam yemeğini eğer 7 ve öncesini de yerseniz daha iyi. Biyolojik ritminize yani biyolojik saatinize hatta epigenetik saatinize bağlı olarak bu çok daha doğru. Ama yaz saatleri geldiği zaman insanlar 9'da 10'da bile yemeğe devam ediyor. Ben dahil hafta sonları tatildeyken sosyalleşmek için bir arkadaşla yemeğe gidince 7'de kalkıyoruz hadi bakalım diyecek haliniz yok. Tabii. O zaman yapacağınız şey uykunuzu belki biraz daha geri almak. Çünkü midenin boşalıp rahatlaması, sindirim faaliyetlerinin ben tamamladım bu işi Osman Hoca veya Çağla Hanım demesi 2 saati alır. Hmm. Yani yemeden 2 ila 3 saat önce yeme işini kesinlikle bitirmiş olmanız lazım. Yatmadan. Yoksa midenizde gıdayla yatarsınız, yemek borunuzda kaçar, refli yapar, öksürtür, ekşitir vesaire tatsızlık olur. Peki en az 2 saat öncesinden evet. yemek işini bitirmiş olmamız gerekiyor ve zannedersem bir sorumuz daha var. Hocam merhabalar. Yazın sürekli kiraz meyvesini tüketiyorum. Sürekli kiraz meyvesini tüketmem doğru mu sizce? Evet. Güzel soru. Ne güzel gençlerden evet, de çok sorular güzel. Çağla bu arada çok büyük bir moda var batıda. Bize de yakında gelir. Moda demeyelim doğru bir şey aslında. Evet. Sürekli glikoz ölçeri takıyor insanlar. Yani kollarına bir alet basitçe yapıştırıyorsunuz. O alet sürekli kanınızdaki şekeri ölçüyor. Tutuyorsunuz cep telefonunuzu, ekranda o şekerinizi görüyorsunuz. Bu niye yarıyor? Hangi gıdanın
en çok şekerinizi yükselttiğini sizin, yani kilo aldırdığını anlamanız gerekiyor bir kere. Yani buna kontinüel glikoz monitorizasyonu, yani sürekli şeker takibi diyoruz. Ve çok önemli bir şey sağlık açısından aslında. İleride konuşuyoruz. Bu bir hanım. Bu kişiden kişiye değişen bir şey tabii mi? Tabii değişiyor. Onun yani ikimiz de bravo. Oturup makarna yesek hocam. Farklı yükselebiliyor. Bravo. Şimdi bunun en büyük faydası da bravo. O çok doğru bir şey söyledin. Şimdi bunu araştıran bir önemli bir bilim insanı kadın var. Harvard'da bir bilim insanı. O hanıma göre meyvelerin içinde kan şekerini en çok zıplatan üzüm. Üzüm? Evet. Yani beyaz üzüm mü hocam? Yoksa beyaz, kırmızı, onun çok fark etmiyor. Yani şekerin içindeki, üzümün içindeki çok daha hızlı yükseltiyor diyor bu hanımefendi. Önemli bir bilim insanı, bir profesör bir hanım ve menümden tamamen üzümü kaldırdım diyor. Doğru mu yapmış? Hayır. Birkaç tane üzüm yemenin çok bir önemi yok. Bir de o tek yemek ayrı, yemeğin midenizin o esnada diğer gıdalarla karşılaşması ayrı. Ama bizim aldığımız gıdaların hangisinin şekeri yükselteceği kanımıza çağla, bağırsaklarımızdaki bakterilerin de verdiği bir karar. Bizim yaşımızın da verdiği bir karar. Doğru. Bizim metabolik hızımızın da verdiği bir karar. Öyle matematiksel kalori lafını artık 20 sene önce kapattık. Ben de o yanlışı bütün bilim insanları gibi yapmıştım. Ama artık ondan vazgeçtik. Diyeceğimiz şey şu. Kiraz yiyorsanız 10 taneyi geçmeyin. Üzüm yiyorsanız 10-15 taneyi geçmeyin. Niye? Bir tanesinde ortalama 5 kalori var en az. Siz 20 tane zeytin kahvaltıda 30 tane zeytin yiyor musunuz? Koca bir salkım üzüm yiyorsunuz. Dolayısıyla mesele fayda almanız gereken şeyi farklı kaynaklardan faydayı sağlayabilmeniz. Şimdi siyah üzümden, resveratrolünden, kurutulmuş siyah üzümden, üzümün çekirdeğinden de çok sıklıkla bahsettiğim için ben onu bir kendime antioksidan bombası olarak, dönemsel olarak tüketiyorum. Peki yaşım da şimdi ilerlediğinde o zaman en büyük parametre benim yaşım ve o zaman değişim gösterebiliyor. Bu tarz meyvelerin ama çok faydalı olduğunu bildiğimiz meyvelerin tazesi mi yoksa kurutulmuşu mu şekeri daha hızlı yükseltiyor? Çok fark etmiyor. Meyvenin kurutulmuş demek suyu alınmış demek. Hiç fark etmez. Hatta kurutulmuş meyveyi kana karışması adına diye düşündüm. Daha hızlı karışma ihtimali var kana karışma açısından kurutulmuş meyvenin. Kurutulmuşun. Çünkü daha çabuk işleme girecektir. Çocuklarınız açısından bu önemli değil. Değil. Ama sizin yaşınız 40-50 olduğu zaman yediğinizin bir miktar içerdiği şeker oranına dikkat etmezseniz kötü yaşlanırsınız. Şeker glikasyon yapar, şekerleme yapar vücutta. Bu da yaşlandıran, gecikmiş, yaşlandırma hızlandırıcı, AGE dediğimiz bir takım maddeleri yapar. Dolayısıyla ne kadar az şeker, ne kadar az un, o kadar kaliteli ve uzun ömür çok net. Çok net bir şekilde net. Artık söyleyebiliriz. İster meyveden al o şekeri, ister baldan al, ister başka bir kaynaktan al. Şekerden uzak duracağız kardeşim. Mesele o. İyi olanlarına da ölçülü. Az şekerli meyveleri. Az. Yarı olgun muz yiyeceksiniz. Evet. Az şekerli meyve olarak. Yani olgunlaştıkça Çağla meyvenin içindeki nişasta tatlanıyor. Lezzet arttıkça nişastası da çoğalıyor. Bravo. Gibi diyebiliriz. Oradan anlayabiliriz. Eminebilir nişastası çoğalıyor. Daha lezzetsiz, daha olgunlaşmamış olanları tercih edeceğiz bu noktada. Şimdi hocamızla beslenme ve sağlık köşesine devam ederken çok önemli bir konuya giriş yapmak istiyoruz. Bu konu hep konuşuldu ve konuşulmaya da devam edecek. Zeytinyağının içerisindeki mucize, oleoprein nedir? Zeytinyağı artık bir faydalı yağ olarak İçindeki tekli doymamış yağlar nedeniyle tercih edilen bir yağ olmaktan çıktı. Zeytinyağı artık bir ilaç. Buna hepimiz koyalım. İlaç lafını da çok söylemek istemiyorum. Çünkü ilaç biraz kötü çağrışım yapıyor. Hastalık tedavi ediyor. Zeytinyağı hastalık önlüyor. Zeytinyağı tüketenlerin daha geç bunadığı çok net ve açık olarak gösterildi. Zeytinyağı tüketenlerin meme kanserinden ve diğer kanserlerden daha uzak kaldığı çok net açık gösterildi. Bu içindeki sadece tekli doymamış oleik asite, yani omega 9'a bağlı değil Çağla. Oleoprenin denen bir madde var içinde. Aynı zamanda anti-enflamatu var. Yani inflamasyonu önlüyor, bağışıklığı güçlendiriyor. Yani bunun yanına hemen belleğimizi koruduğunu, kanserle savaştığını, hipertansiyonla savaştığını... İmkanı olan herkese, bugünün en önemli ev bilse mesajını veriyorum Çağla. İmkanı olan herkes günde bir yemek kaşığının yarısı kadar, tamamını içebilir. Daha fazla içmesin. O gibi bardak mardak hikayesi olmaz. Ama bir yemek kaşığı en fazla, en az yarım yemek kaşığı kadar
sızma zeytinyağı. Hı hı. Yani öyle şey zeytinyağı değil, vinterize edilmiş zeytinyağı, sanayi zeytinyağı değil. Hı hı. Sızma zeytinyağının özelliği şu, ısıtılmadan sadece meyvenin posası sıkılarak yapıldığı için o yağ, içindeki bu oleoprenin gibi, hidroksitrozol gibi, bizde çok az konuşulan oleokantal gibi, ki o oleokantal inanılmaz bir ilaç o, gibi maddeler yok olmuyor. Onun için bize çok sık sorulan bir soru var, siyah zeytin mi? Şimdi onu diyecektim. Zeytinyağını konuşuyoruz ama zeytin meyvesinden yapılan bir şeyi konuşuyoruz aslında. Zeytin onun aslında. İçin çok iyi diyorum. Kahvaltıda biraz önce onun için söyledim. Yani sabah kahvaltısında oturun 10 tane siyah, 10 tane yeşil zeytin yiyin. Bir tanesini alacağınız kalori 8-7-8 kaloridir. Çok fazla bir kalorisi yok. Hadi ama 50-60 kalori alsak evet. Siyah zeytini ne kadar çok yersen Çağla o kadar çok oleik asit. Yani doymuş, tekli doymamış yağ alırsın. Çok faydalı bir yağ. Tamam. Ama yeşil zeytini ne kadar çok yersen o kadar çok polifenol yani oleokantal, oleoprenin veya hidroksitrozol alırsın. Yani belleğini korumak, kanserden korumak istiyorsan yağlı değil zeytinin marifet içindeki polifenolde. Türkiye'nin polifenol gücü yüksek zeytinler açısından dünya şampiyonluğunu oynadığını biliyoruz. Evet. Ama bunu niyeyse ne Ziraat Odaları Birliği'miz ne başka birliklerimiz dünya ölçeğinde bir markalama yapamıyor. Neyse ki bu memecik zeytinini ben diye Milas'ın şey aldılar, coğrafi patent aldılar. Coğrafi işareti. Yaklaşık 500'ün üzerinde polifenol gücü var. Bu muazzam bir müthiş güç. Müthiş bir. Muazzam i̇şte ilaç bir diyoruz ama orada. Kesin. Değil mi? İşte yani ilaç niyetine diyebiliriz. Gibi. Ama koruyucu o bir kadar ilaç. Kıymetli. Tedavi etmeden de öte koruyucu bir ilaç. Dolayısıyla bu zeytinyağı meselesini bizim daha çok zeytin ağacı ekmemiz lazım, dikmemiz lazım. Zeytin hasatı konusunda devletin daha çok dikkatli olması lazım, daha çok destek vermesi lazım. Ve zeytin sadece Ege'ye ait bir özellik de değil. İyi zeytin, benim çocukluğumda bizim evdeki zeytinyağı Nizip diye bir marka vardı. Nizip zeytinyağı. Nizip Gaziantep. Oradan geliyormuş demek ki. Biliyoruz ki Orta Doğu zeytin coğrafyası. Kur'an'da bile zeytinin yeri var. Dalı ne zeytin, kadar kıymetli. Yaprağı. Dalı, yaprağı, her şey kıymetli. Ölmez ağaç. Benim bahçemde yaklaşık 200 küsur yaşında bir zeytin ağacı var. Yani zeytin gerçekten çok önemli bir besin. Yaprağından da faydalanın ama tabii ilaçlanmamış yaprağından çay yapıp kullanabilirsiniz. Ama zeytin başka bir yere koyulması gereken bir besin. Bir meyve değil mi hocam aslında zeytin? Aslında meyve. Zeytin çekirdeği meyve, olan. Zeytinyağı da meyve suyu. Yani portakal suyu içmeyin, gibi. Zeytin suyu için. Evet. Bir de bu suyunu çıkarttığımız halde şekerlenmediği için de çok kıymetli. Kesinlikle. Herhalde. Yeşil mi siyah mı diye az önce tam cevabını muradınıza almadım. Bağlı. Yani ben daha çok polifenol gücü istiyorum yeşil. Daha az kalori istiyorum yeşil. Daha çok tekli doymamış yağ, daha çabuk doymak, doygunluk hissi, yağ ihtiyacımı karşılamak istiyorum siyah. Dolayısıyla bizim sabah kahvaltımızda siyahı da ve yeşili de birlikte bulunuyor. Evet, biraz ondan, biraz ondan. Domatesin yan yana olması gibi o ikiliyi mutlaka bulundurun. Bir de biber bulundurun. Yeşil biberde, belki bunu da bugün ilk defa söyleyeceğiz Çağla, yeşil biberde, sivri biberde özellikle. Yeşil sivri biberde. Tıpkı sana anlattığım bu çilekteki fisetin, soğandaki elmadaki kuversetin gibi çok önemli bir uzun ömür maddesi var. Pergolin diye. Onun için yeşil biberi de mutlaka kahvaltınıza koyun. Olabildiği kadar taze yeşil biberi, olabildiği kadar çok tüketin. Hem çabuk doyarsınız, hem çok posa alırsınız, hem çok vitamin antioksidan ama bir de uzun yaşam hapı alırsınız. Aynı zamanda. Bu biraz önce gösterdiğin deneydeki gibi. İşte kahvaltımız yavaş yavaş böyle içerisindeki vitaminleri ve besin değerlerini öğrendikçe kendi kafamızda da şekillenmeye başlıyor. Yumurtanın yanına yine yeşil biberimiz, zeytinimiz yeşil siyah olarak geldi. Bir şey daha söyleyelim Çağrı Müsaadenizle. Kesin sözünü kestim. Rica özür dilerim. Biraz önce çok becerikli bir aşçı hanımefendi şey söyledi. Mutlaka içine şunu şunu atıyorum. Zerdeçal da söyledi. Evet. Olabildiği kadar çok kök sofralarınızda olsun. Kök. Kök. Yani ne kadar çok kök alırsanız o kadar çok prebiyotik alırsınız. O kökleri olabildiği kadar yağsız pişirmeye çalışın. Ama olabildiği kadar zeytinyağı ve zerdeçalla, tarçınla, karabiberle evlendirin, birleştirin. Kahvaltıda da mesela yumurta yiyorsunuz ya, yumurtayı öyle yemeyin garip. Hafif üzerinde zeytinyağı gezdirin, karabiber gezdirin, hafif zerdeçal, tarçın. Yani birazcık daha böyle yiyeceğe zenginlik katmak, hayata zenginlik katmakla eşdeğer. Zenginlik sadece para zenginliği değil. Zenginlik yediğinizin, baktığınızın, gördüğünüzün, değdiğinizin zenginliği, tattığınızın zenginliği çok önemli. O bizim kendimize yaptığımız manevi zenginliği de arttırıyor aslında. Ve kendinize hizmet ediyorsunuz. O özdeğer.
arttırıcı. Şimdi iştah konusunda yine birazcık bu karnımızda acıkmaya başladı tabii bu kadar yemek konuşunca, ama genellikle en büyük şikayetlerimiz iştah kontrolü üzerine de olabiliyor. Günlük hayatımızda ufak tefek değişiklikler neler eğer yaparsak iştahımızı birazcık baskılayabiliriz konusunda hocamızla biraz göz atmak istiyorum. İlk sırada daha sık ve bol su içmek var. Açlık, aç hissettiğimiz ama aslında susadığımız zamanlar da olabiliyor. Acıktığımızı zannettiğimiz, değil mi? Kesinlikle. Bu zihnimizin sık birazcık... Sık ve bol su içmek yeme ihtiyacınızı frenler. Biraz frenler. Yani çoğumuz zaten dediğiniz gibi susadığımızı karıştırıp yemek istediğimizi zannederiz. Bu bir. Bir de midemizdeki o doluluk hissi, bir şey yudumlama hissi de bizi biraz bastırır. Bu doğru bir bilgi. Daha çok posalı gıda tüketmek. Az önce söylediğiniz köpler. Mideyi daha geç terk eder. Bağırsaklardan tokluk mesajları daha uzun süre gelir. Hmm. Hazım devam ettiği için GLP-1 dediğimiz bu, hani şimdi iğnesini yapıyorlar ya zevklemek için. Onun doğal olanı bağırsaklarda, entrositlerde yapılıyor. Hmm. Daha çok yapılır kök tükettiğin zaman veya lahana veya karnabahar. Hmm. Hepsini koydu biraz önce. Bunlar tabii çok zor sindirilen, sindirilebilir posası az olan çok güçlü prebiyotikler. Zor sindirildiğinde de daha geç olduğu için acıkma sinyali de buraya geçmiyor daha gidiyor geç. Gibi. Evet, şöyle acıkma sinyali değil, tokluk sinyali daha çok gidiyor. Pardon, tokumu yani yeme. Yani bağırsaklarımız ne kadar doluysa, bağırsaklarımızın duvarındaki bir takım enterosit hücreleri bu bir hormon maddesi olan glukagona benzeyen peptidi, GLP-1 peptidi beyni sürekli yolluyor. Anladım. Dolayısıyla hep tokluk hissi hissediyorsun. Devam ediyorum. Daha çok çiğnemek. Evet. Önemli. Proteine yüklenmemiz önemli. Daha fazla omega 3 almak da iştah kontrolünde çok işe yarıyor. Neden? Nasıl? Tokluk hissini arttırdığı için. Omega yağların da tokluk hissi verdiğini çok net biliyoruz. Doğru. Bağırsaklardaki emilimi uzattığını da çok iyi biliyoruz. Ama Çağla, burada bunların hepsini yaz. Yüzlerinden toplasan 40 puanı bulmazsın. 30 puan filandır. Tokluğu esas sağlayan şey, tokluğu, insülin kontrolüdür. Ha. İnsülin patlamaları olan bir kişi çalar yer. O kadar yani. Evet, yani insülin patlamanız olduğu zaman gece uykudan pat diye uyanırsanız şuursuzca mutfağa gidersiniz. Hmm. Mutfakta da gidip salatalık domates yemez, börek çalarsınız, çörek çalarsınız, dolma çalarsınız, sarma çalarsınız. Hmm. Çünkü şekeri kullanamadığınız zaman beyin şekersiz kalırsa sizi yönlendirir. Beyin şekersiz yapamaz. Beyin 1.2 kilo ağırlığıyla, vücut ağırlığının neredeyse 30'da 40'da biri ama şekerin %25'ini tüketiyor. Dolayısıyla bu biraz duygusal yeme bir ayrı konu. O ayrı. Bu insülin yemeleri ayrı yeme konu. Dolayısıyla insülini salgılatan bir şeyden uzak durmazsan yersin. Yani yemekte, kahvaltıda reçeli bol ye arkadaşım. Saat 10'da bir daha çıkırsın. Öğlen yemeğinin üstüne ben bir tatlı götüreyim falan dedin mi, o tatlı biraz fazla gelirse saat 2'de bir daha etrafa bakınmaya başlarsın. Yani o çıktığında iyisin, evet. Düştüğünde tekrar istiyorsun. Evet, çünkü şeker patlaması olunca, şeker patlamasında pankreas insülin patlamasıyla cevap verir. Evet. Onu tehlike olarak gördüğü için. Ama o zaman da şekeri fazla düşürür. Ya sizi ya uyuklatır, ya öfkeli biri yapar, ya da hırsıza çevirir. Gidip çalarsınız. O kadar da şeydir yani. Çok nettir. Net bir karardır. Evet. Yani o zaman iştahım çok fazla var benim diyen birinin insülinini mutlaka sorgulaması gerekiyor diyelim. Kesinlikle. Hı-hı. Yani ben sık sık acıkıyorum diyen herkesin kesinlikle bir insülin direnci testinden geçmesi lazım. Evet. Bu konuyu yine konuşmaya devam edeceğiz ama kadın sağlığı ve güzelliği köşesine geçebiliriz. Biraz geç bile kaldım bugün Çağla. Sona bıraktım. Yani sona değil de yani biraz şeye bıraktım. Güzel bir konu. Evet. Hocamızın çok güzel fikirleri ve deneyimleri oluyor bu konuyla ilgili. Çünkü hocamız da sadece hocamız iç hastalıkları uzmanı ama saçımızdan, cildimizden yeni gelişmeler hocam. Şu kremler, takviyeler, destekler. Hocamız bu konularla da bizim açımızdan da çok ilgili. Teşekkür ediyoruz. Saçımızın sağlıklı olup olmadığını nasıl anlarız? Sağlıklı saç rakamları ekranlarımıza gelsin. Saç teli sayısı her insanda 100-150 bin. Doğru. Saç yoğunluğu 200 santim gibi. Yani her santimetre karede 200 saç kökü var. Var aslında. Ortalama. Uzama hızı da her bir saç telinin aylık uzama miktarı 1 santim. Yani normal, sağlıklı bir saçta baktığımızda. Günlük saç teli kaybımız 50-100 adet normal olarak belirleniyor. Ve eğer günlük saç teli kaybı sayısı 100'den eğer fazlaysa, oturup saymayacağız ama çok net hissedilir ya şöyle eline aldığın zaman gelen saç.
diye bakayım, yok gelmedi. Bu sorunu ciddiye almamız gerekiyor. Şimdi bu zamana kadar hep saçlarımızın güzelliği, sağlığı ve onlara iyi gelen, iyi besleyen yağlarla ilgili konuştuk ama kepeklenme ve kepek önleyici önleri, kepeklenme sebepleri ve kepeklenmeyi önleyici önerileri de hocamızdan alalım istedik. Saçımız neden kepeklenir? En çok kepeklenme sebebi bildiğimiz bir mantar. Bir mantar geliştiği zaman o mantar kötü bir mantar değil. Mantar hastalığı diye korkmamak lazım ama kepeklenme artıyor. Yani saç derisinden çok fazla miktarda saç işte deri hücresinin ayrılmasına yol açıyor. Kuruyor ve dökülüyor. Burada ikinci faktör sedef hastalığıdır. Gizli sedef olanlarda çok fazla kepeklenme olur. Kullandığımız şampuanların kalitesizliğinden bahsedebiliriz. Çok başka sebepler de sayabilirim. Kuru ciltler. Evet, bundan yine başka bir sürü sayabiliriz. Evet. Ama burada bilmemiz gereken şey şu. Kepeklenme çok böyle büyük bir zor iş değil. Hı-hı. Sadece sirke ve limonu olan herkes kepeklemeden kurtulabilir Çağla. Nasıl? Yapacağı şey kullandığı şampuana sirke eklesin. Elma sirkesi denir ama şart değil. Hepsi asetik asitli. Sirke eklesin. Ya da limon sıksın. Ondan sonra saçını şampuanlayıp durulasın. Ya da durulama suyunun içine limon veya sirke eklesin. O çok daha mantıklı ve kolay bir yol. Çok daha etkili bir yol. Ben şey düşünüyorum. O sirke mesela şampuanın içerisine döküp kaldığı zaman uzun süre orada bir bozulma veya bir fermente gerçekleşiyor. Çünkü sonra duruluyorsunuz ya, saçınızı kalma ihtimali yok. Yok, şampuanın içerisinde, yani elime değil şampuanın içerisine döktüm. Şampuanın içine dökme, hayır. Değil mi, dökme? Yani şampuanı ucuna koydun. O üzerine sirke ilave et. Sonra saçını onunla şampuanla ve durula. Zaten şampuanın içindeki zararlı maddeye göre sirke fevkalade az veya müthiş fevkalade faydalı bir madde. Onu aseton. Durulama suyuna katmak daha da güzel oluyor. Şöyle yine saçımıza, yine bu dipteki kepek önleyici yağlara baktığımızda zeytinyağı ve Hindistan cevizi yağı da tavsiye edilir. Ama biraz yoğun olmayacak. Biraz sulandırmanız lazım. Yani seyretmeniz lazım. Yağları. Ve biraz da denemeniz lazım. Önce saçınızın bir bölgesinde kullanın. Ön tarafta kullanmayın. Etkinliğini bir görün. Alerji yapabilir, döküntü yapabilir. Yani herkes biricik Çağla. Herkes farklı. Herkesin cilt reaksiyonları, saç reaksiyonları birbirinden farklı Çağla. O nedenle deneyerek, krem alınca da öyle. Önce küçük bir bölgenize sürün. Bir gün, bir gece, iki gece kalsın. Sonra yaygın kullanın. Bir de Çağla, bu sene acayip kremlere geliyor. Bir ara onları konuşalım. Yani artık öyle bildiğimiz alfa lipoik asitli kremler falan filan. Hyaluronik asitler falan artık. Bu yaşlanma araştırmalarında bulunan uzun ömür maddeleri dediğimiz maddelerin bütün hücreleri uzun yaşattığı, dolayısıyla o hücrelerin kolajen üretimini, canlılığını tuttuğu anlaşılıyor. Bir tane örnek verelim. Benim eski notlarıma bakarlarsa, kitaplarımda da vardır. Elajik asit, sana çok anlattım elajik evet, asit. Evet, bilirim. Nerede var? Fındık yediğin zaman, nar çekirdeği yediğin zaman, badem yediğin zaman, ceviz yediğin zaman elajik asit. Elajik asit marifeti zannediyorduk biz onu. Şimdi ne öğrendik biliyor musun? Ne hocam? Biz fındığı yiyoruz, cevizi, bademi yiyoruz, narı yiyoruz. Narın çekirdeğinin içindeki, fındıktaki, bademdeki elajik asit bağırsağa gidiyor. Tamam. Bağırsaktaki probiyotik bakteri, onun için köklü yedirin diye söylüyorum. Probiyotik besin, o köklü besinler. Probiyotik bakteri o elajik asiti parçalıyor bağırsakta. Hı hı. Elajik asit emilmiyor vücuda. Elajik asitten oluşturulan ürolitin A diye bir madde parçalandıktan sonra oluşan mı? Evet, probiyotik bakteri yapıyor bunu. Onun için bu maddenin adı ürolitin A postbiyotik. Probiyotin yaptığı post ürün, sonraki ürün. Ürolitin A inanılmaz bir gençleştirici madde. Mitokondrileri resmen dans ettiriyor. Resmen. Yani ürolitin A geleceğin anti-aging ilaçlarından biri. Ama şimdi artık yavaş yavaş çok net iki araştırma var elimizde. İnanılmaz sonuçları var. Ürolitin A kremleri devreye girecek. Çünkü cilde kullandığınız zaman da emiliyor. Hem ağızdan hem cilden verdiğiniz zaman hem içten hem dıştan cilt gençliğini arttırıyor. Çok konuştuğumuz NAD. Evet. Nikotin adenin dinikleotid. Krem olarak da çok iyi çalışıyor Çağla. Ve bunların çok daha ötesinde geçen sene konuştuğumuz, bu sene çok daha fazla konuşacağımız egzozom kremli. Evet, onlar da çok iyi çalışıyor. Dolayısıyla artık krem işi, cilt gençliği işi, yani beni hoş görsünler, plastik cerrahların işi biraz zor. Artık onlara gerek biraz kalmayacak zor. Noktaya evet. Gelir mi İnşallah. Diyorsunuz? Bu postbiyotik... Onlar hep olacak tabii ki, sarkma vesaire olacak ama yani cildi genç tutmak için gerçekten çok daha bilimsel peptitler, egzozomlar, nikotin adenin dinikleotidler ve ürolitin A.
Bu şimdi şey hemen aklıma geliyor. Probiyotikleri de bazen yeterli olmadığından dışarıdan alıyoruz, taklit ettiriyoruz belki bedene ama mesela burada oluşan postbiyotiği dışarıdan aldığımızda emilimi ne kadar gerçekleşiyor kendi vücudumuzun yaptırmasıyla? Çok rahat, çok ispatlanmış bu. Ben bir örnek vereyim. Brolitin A'yı patentli olarak üreten bir firma, çok önemli bir politeknik firması, isim vermek istemiyorum. Vermeyelim. Bu politeknik üretim firması patentledi o ürettiği Brolitin A'yı. Ve başarılı araştırmalar sonuçları yayınlanınca çok önemli bir dünyaca ünlü besin firması, her gün onun ürünlerini senede çocuklarına hepimiz kullanıyoruz, 500 milyon dolar yatırım yaptı firmaya. He. Ciltte faydalı olduğunu gören çok önemli bir cilt güzelliği firması, Fransız firması da 200 milyon dolarla pat o da girdi işe. Yani bu alan müthiş bir alan. Çünkü yaşlanma sürecinde dış görünüşlere insanların dikkatleri artıyor. Doğru. Biraz kendilerine daha iyi baktıklarını öyle hissediyorlar. Aslında ciltlerine gösterdikleri itinayı karaciğerlerine, kalplerine de gösterseler, beyinlerine de gösterseler çok daha iyi yaşlanacağız. Evet. Ama ben o itinayı hoşgörüyle ve biraz teşvik ederek söylüyorum. Çünkü kendine bakmaya başladığın zaman o cidden başlıyor. Doğru, evet. Sonra içeriye doğru bakmaya başlıyorsunuz. Bakmaya devam ediyor. O yüzden de teşvik etmekte fayda var. Nereden nereye dönerse dönsün kendimize iyi bakalım. Evet. İstersek içten dışa, istersek dıştan içe. Şimdi kadınlarla ilgili önemli bir konuya giriş yapacağız. Hocamız bu konuya dönüş yapacağımızı söylemişti programımızın başında da hatırlayacaksınız. Kadınlar mutlaka ağırlık antrenmanı yapmalı mı? Yapmalıysa neden? Önemi nedir? Hocamızdan dinleyelim. Evet. Düşük bir yerini kıranların neredeyse %80'i kadınlar yaşlanınca. Erkekler kolay kolay düşmüyor ve kolay kolay da bir yerleri kırılmıyor. Nedeni şu. Bir, erkeklerin kas kitlesi kadınlardan daha fazla. İki, yapısal olarak yapısal zaten. Olarak. İki, 40'lı yaşlardan sonra kadınlardaki menopoz gibi sert bir hormonal düşüş yaşamadıkları için kas kayıpları daha yavaş. Kadınlarda bir, kas kitlesi zaten daha az. İki, kas kaybı menopozda %1'den %2'ye, 2,5'a, 3'e kadar yükselebilir her yıl. Evet. Ayrıca diğer taraftan düştükleri zaman kırılan kemiklerin, yani osteoporoz olma ihtimali kemikte erkeğe göre kadında daha fazla. Dolayısıyla kadının hem düşmemek için hem düşünce de kemiği kırmamak için ağırlık egzersizi yapması lazım. Ağırlık egzersizi yaptığı zaman daha çok kas erimesiyle mücadele etme şansı var. Kemiklerine daha çok güç yükleme şansı var. Çünkü kas kemiğe yük verdikçe, yani kendini kastıkça, kemik kendini korumak için daha çok sistemden D3 vitamini, K2 vitamini ve kalsiyum, magnezyum, kolajen emiyor. Emiyor tabii. Evet. İki, ne kadar çok kas olursa o kadın düştüğü zaman daha usturuplu, eskilerin lafıyla usturuplu düşüyor. Evet. Yani bir yerin kırmayacak şekilde düşüyor. Daha dengeli belki. Dengeli düşüyor, dikkatli düşüyor, esnek düşüyor. Bravo. Dolayısıyla ağırlık yapmazsanız kas yürümekte olmuyor. Yürümekte kas kaybını biraz azaltabilirsiniz. Kas asla kazanamazsınız. Bunun ben arttırmak için, kazanmak için mutlaka ağırlık. Ben mesela ben de geç farkına vardım. Yaklaşık 4 aydır ciddi. Sen en son burada rocking konuştuk. Şu anda dünya rockingle yıkılıyor çağla. Hatırlatalım rocking neydi? Evet, hatırlatalım. Sırt çantası alıp onunla yürümek. Çünkü bizi ayakta tutan şey esas olarak kalıbımız, kalçalarımız ve bacaklarımız. Biz rocking yaptığımız zaman, yani yokuş yürüdüğümüz zaman bir ağırlıkla bu dengeyi koruma, denge kaslarını güçlü tutma ihtimalimiz artıyor. Bir nevi ağırlık antrenmanı. En kolay ağırlık antrenmanı. Ben mesela bundan çok hoşlanmıyorum. Yapmaya çalışıyorum ama hoşlanmıyorum. Ama rocking'den çok hoşlanıyorum. Çok yürüyüş bandında yürürken, dışarıda yürürken yapamıyorum. Hocanın sırtında çantayla böyle bakıyorlar. Biraz tanındığın zaman da biraz zor oluyor. Sen de aynı sıkıntı yaşıyorsundur. Ama evde mutlaka onu yapıyorum. Yani ağırlık dediğimiz zaman iyi de böyle kaldır indir değil, sırtınıza sırt çantası. Neden? Çağla'nın büyük dedesi veya büyük annesi, 300 yıl önceki akrabaları hep bir yerden bir yere bir şey taşıyarak hayatlarını devam ettirdiler. Doğru. Hep doğru. Bir yük taşıdılar. Doğru. Hatta annen yok yapmamıştır onu ama annen pazardan çok file taşımıştır. Sen hiç file taşımıyorsun şimdi. Evet, ağırlık taşımıyorsun. Ben de taşımıyorum. Yani çünkü hayat, yeni hayat bizi konformist yaptı. Doğru. Ne demişti Osman Hoca geçen sene programı kapatırken? Rahatı sen bozmazsan rahat seni bozar. Bozar. Rahat bizi bozdu. Bizi eritiyor. Kasımızı eritiyor, kemiğimizi eritiyor, evet. Aklımızı eritiyor, kalbimizi tıkıyor. Yani dolayısıyla bizim direnmemiz lazım. Rahatın biraz bize artık batmaya başlaması
Evet. Gerekiyor gerçekten. Evet. Bu noktada hem yürüyüş esnasında hem normalde de nabzımızın hızı çok çok önemli. Çünkü hocamız diyor ki nabzın hızı ömrümüzü etkiler ve belirler. Evet. Yani nabız hızı fazla olan insanlar, nabız hızı makul düzeyde olan insanlardan daha kısa yaşıyor. Nedir çok nabız hızı hocam? Onu tansiyonla nasıl... 60 nabız hızı, bana göre en kral hız. 55'in altına düşmesin, 75'in üstüne çıkmasın. Çıkınca bir şey mi olur? Olmaz. Ama nasıl ayarlayacağım ki ben nabzımı? Doğuştan basit. Mı bana verildi ben bu nabız? Ben sana çok basit bir şey söyleyeyim. Önce güleceğim bir haber vereyim. Bir önemli yeni araştırma. Ne kadar çok bakliyat tüketirseniz nabzınız o kadar düşük oluyor. Yani fasulyeyi. Ekonomik mi? Fasulyeyi. Hayır, bakliyat yiyenlerde yani daha çok sebze bazlı ve bakliyat bazlı beslenenlerde nabız hızı giderek yavaşlıyor. İki, nabız hızını düşürmek istiyorsan daha çok egzersiz yap. Sporcu kalbi diye bir laf var. Evet. Futbolcuların nabız hızları 55 ile 62 arasında değişiyor. Aktif futbolculuk yaparken. Çünkü devamlı koştukları için, spor yaptıkları için kalp kasları kalınlaşıyor. Ama mesela hocam çok özür dilerim. Evet. O hep merak ettiğim bir soru çünkü. Peki neden sporcular sahada ölebiliyor? Bakımsızlıklarından. Yani eğer sporcunun kalbinde bir hata varsa, spor kontrolü doğru yapılmamışsa. Mesela aortlarla olan bir sporcu farkında değilse, sağda koşarken pat diye ölebilir. Yani kalp kası diğer kaslarımızı büyütürken kalp kası büyüdüğü yapan... için ölmüyor. Ölmüyor. Ölmüyor, hayır. Kalp kası büyüdüğü için ölen bir hastalık var. Hipertrofik kardiyomiyopati diyoruz. O başka bir sorun. O bambaşka bir şey. Ama spora bağlı, egzersize bağlı kalp kası kazanımı bir hazinedir. Bankaya yatırdığı $1 milyon. Ay çok güzel. Yani o çok kasım ne? Gücü kas tabii. Gibi düşünürüz. Aynen öyle. Aynı şey aynen düşünürüz. Öyle. Şimdi sen kalp kası ne kadar güçlüye çağla... Kalbin ejeksiyon fraksiyonu dediğimiz fırlatma gücü o kadar fazla. Pompalama. Dolayısıyla bir işi 10 kere gidip gelmek yerine 2 defa da hallediyor. Yani şöyle anlatayım sana. Bir su taşıyacaksın, kovayla taşırsın, bir de kaşıkla taşırsın. Aynı miktar suyu kaşıkla 100 kere gider gelirsin. Çok iyi anladım. Daha az yorulacak o zaman kalp. Hem daha az yoruluyor, hem daha verimli çalışıyor, hem daha dirençli hale geliyor uzun vadede. Çok güzel. Çok önemli bir faktör. Dolayısıyla nabız hızını düşürmek bizim bugün programımızdan akılda kalan öğütlerden biri olsun. Birisi olsun. Evet. Peki. Hocam şöyle bir sağlık köşemizde giderek ağırlaşıyoruz ve ağırlaştıkça hastalanıyoruz. Yani tsunami tehlikesi nedir diye bir haberimiz var. Tsunami. Ben koydum o ismi. Tsunami. Tsunami'si var. Evet. Tsunami diye okudum hocamız. Tsunami diye değiştirdim. Tosunlar ben de çoğaldıkça... arkadaşlarım yanlış yazmış diye doğrusunu okumaya çalıştım. Halbuki hocamız evet. Değiştirmiş. Şimdi neden benim böyle söylemiş? Tsunami'si yaşıyoruz. İstatistiksel rakamlar net Türkiye rakamları. Evet, açık olarak gösteriyor ki halkımızın neredeyse 1/4'ü fazla kilolu ya da obez. Hocam siz bunu tabii ki kendi muayenenizde de şu anda çok net gözlemliyorsunuzdur. Evet. En büyük nedenler arasında ne yatıyor şu an? Neden biz giderek şişmanlıyoruz? Kötü beslendiğimiz için. Yanlış besleniyoruz. Çok fazla paketli gıda, gofret, çikolata, dondurma, lüzumsuz. Bir de onlar adam gibi, yani yurdum insanının tükettiği eski dondurma da değil. Evet. İçinde ne olduğu belli değil. Süt yok dondurmanın içinde, biliyor musun? Süt tozu var. Süt yok. Tozu gerçek var. Süt bile yok. Tozu evet, var. Doğru. Yani davul tozu gibi düşün yani. Süt tozu dediğiniz şey davul tozu gibi bir şey. Yani yediklerimizin hiçbirisi gerçek gıda değil. Diyor ki bir önemli araştırma. Bir gıdanın paketine baktınız, 5 tane koruyucu varsa o gıdayı çöpe atın. İçerisinde 5 tane koruyucu yazıyorsa evet, çöp atın. Yani ben 2-3 koruyucu olanı bile çöp atarım da 5'ten fazlası zaten zararlı demektir. Çöpe at, yeme. Hmm. Aman kardeşim dikkat et. Hmm. Ama böyle değil artık insanlar yani... Biz pek pakette okumuyoruz hocam. Senin evinin çok steril olduğunu yani bu konuda biliyorum ama bizim elimden topluma bu yönde uyarmamız lazım. İkincisi hareketsizlik. Ama gıda üreticilerinin iddia ettiği gibi birinci neden hareketsizlik falan haşa değil. Neden? Çünkü hareketle kaybedeceğin kaloriyi, yani 200 kaloridir hoplayıp zıplayıp ben sabah yürüyüşünde 10 bin adım attığım zaman kaybettiğim kalori 175 ile 225 arasında değişiyor. 2 dilim ekmek çağla. Evet, doğru. Yani dolayısıyla doğru. 4 dilim ekmek yersen, o ekmek beyaz ekmekse, üzerine gofret yersen, bilmem ne yersen, reçel yersen... Kaçınılmaz bir tsunami sonucuyla, evet. Fırtınasıyla karşı karşıya kalabiliriz. Yine bu konuyla ilgili ve diğer farklı konularla ilgili önümüzdeki hafta hocamızla sohbet etmeye devam edeceğiz. Ama şimdi İnşallah. Minik bir reklam. Evet, Dilek Şefimizin yanındayız. Neler yapmıştık? Evet, fırında çıtır kabağımızı hazırladım güzel sunum için. Ya. Burada da mercimek mantımızı cevizden biraz küçük toplar halinde yaptık. Üzerine sarımsaklı yoğurt ve
mantı dedik. Bakar şöyle de mısınız? Bir şuna bir kıymalı harcımızın harika dokunuşuyla. Görünüyor. Üzerine birazcık değil mi pul biber de? Evet, evet. Pul biber de. Tersine mantı oldu. Çok mantının içi dışına çıktı. Hemen. Görüntü de çok güzel. Ellerine sağlık. Şöyle. Direktim. Güzel, iki sağlıklı ve lezzetli tarif. Sağlıklı tarif sağlık deyince, teşekkür Elinize ederim sağlık hocam. Sağlıklı tarif deyince böyle insanlar ya bu şimdi nedir falan diyor. Ama yediklerinde eminim çok bu kadar lezzetli da lezzetli mi olur diyecekler. Ellerine kolay. Yapanlara afiyet olsun direktim şimdiden. Profesör Doktor Osman Müftüoğlu hocamızla yaptığımız bu harika yayın için kocaman bir alkış rica ediyorum. Evet, emeklerinize ederim sağlık sağ hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Yayınımızı efendim kapatıyoruz. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.